Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Bugün pudingsiz ve dondurmasız podcast yapıyoruz. Ama gene de hafiften bir enerjik hissediyorum kendimi. Şöyle bir şey yapmaya çalıştık, formül yapmaya çalıştım. Sütün içine tatlandırıcı falan attım. Onun işe kahve falan attım. Hepsini birleştirdim. Belki enerjik olurum diye. Ki olacağım sanırım. Öyle hissediyorum. Şu anda büyük hissediyorum yani enerjimi. Yani şişmanlıyorum abi. Onda yani o da bir sıkıntı. Enerjim olsun diye pudingi abandık, Dondurmayı abandık. Bu sefer de şişmanladık yani. Tam da böyle beach sezonunda. Ondan sonra beach boy olamayacağız yani. Beach boyluğu kaptıracağız. Evet bugün yanımda profesyonel çanak tutucu kim var tahmin edin hadi. 3 tane seçenek. <laughs> Mete var Mete. Aynen. Nasıl bildiler? Bilmiyorum abi tahmin etmişlerdir. Evet. Peki bu hafta. Zor yani bulmak. Bu hafta liseli neden gelmedi köşesinde? köşesinde. Sen cevapla istersen abi. Ee, sınavlarım vardı. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta liseli neden geldi köşesi var? Neden geldin abi? <laughs> boş buldum. <laughs> boş tamam boş kaldım işte. <laughs> boş vakti vardı. Enerji bilmiyor zor herhalde. Zor baya zor. Ne, ne sınav vardı en son mesela? en son ne vardı? Enerji bilimleri var. Enerji sistemleri. Mesela kaç vardı. bekliyorsun o sınavdan? Onu da söyle. <gülüyor> 20. 20 <laughs> mi? Ama kaç üzerinden söylemiyoruz. Kaç aynen. <laughs> aynen. Ona, o kendime kalsın. <laughs> Bak konulara başlamadan önce, önce size e, hediyemi göstereyim. Bu torbeyi böyle getirdim. Merak ettiler ama göstermedim. Şimdi göstereceğim. <laughs> aynen. Bu makarna ama akrabalar yurt dışından getirmişler. Ee, hep birlikte yiyeceğiz. Bir kısmını yaptık yedik. Geri kalan kısmını da Yoksa Cheese çizmi. Geri kalan kısmında Meta çok sevecek bu makarna. <laughs> bu baba makarna deniyor buna. Abi yapma. Nasıl? Yer misin abi? Ben yemem ya. Abi bu ne ya? Yiyeceğiz abi yemek zorunlu. Nimet. Kim Nimetle çok olmaz. Kim getirmiş? Abi ya? akrabalar yurt abi... dışından. Allah Ama bilmeden, aşkım. bilmeden Nasıl? getirmişler. Nasıl bir akraba bunlar? Nasıl normal akraba? Ama işte Ama bilmeden bu ne getirmişler. Böyle ya? Ne biçim makarna yapmışlar? Normal sen? amcan. Amca dayı türü Akra, normal akraba yani. Enişte falan değil değil mi? Böyle şaka seven. Hayır sordum <laughs> sonra bilmiyorlarmış ciddi ciddi. Abi nasıl bilmezler yok var? Bilmeden abi. almışlar harbi bilmeden almışlar. <laughs> hani işin ilginç yanı biliyor musun? Şimdi bak etiketi kesmişiz abi yiyeceğiz değil mi abi? <laughs> <laughs> buba buba marka. <gülüyor> <Biliyor>. <gülüyor> Tabii hapishane, şimdi hapishane bu makarnadan yiyorlar. Kimse bir şey. anlamadı ama biz gördük olsun. kimse görmedi. Olsun. olsun. Alta link atarsın tam bu saniye. Olsun gibi. merak etsinler ya. O şey olsun seyircinin hayal gücüne kalsın. <laughs> Hangi şekilde olduğunu siz tahmin edin. <laughs> Hayır bir de markası var etiketi üstüne sek seksi pasta yazıyor. Pasta makarna demek ya. Ha -ha. Pasta seksi yazıyor. Ulan bu, bunun seksisi mi olur? <laughs> Bana seksi desen hiç hayatımda aklıma gelmez bu yani. bu Bundan seksi mi olur? Ne Peki, bileyim bir meme koy. Hadi onunla bak. O, o, bile bir organ tamam mı? Şey olması lazım seksi Ne bileyim bikinili kadın şeklinde makarna. Ne bileyim hemşire şeklinde makarna. Anladın hmm. mı? Böyle bir böyle şey, şey olması. Denedin mi abi tadını falan? Tadı Nasıl? güzel. Nasıl? <laughs> abi çok zor gözümü kapatmam gerekti falan. hani <laughs> nimet şimdi atılmaz da. <laughs> şey mi yapsak ya... Size vereyim, arkadaşlarınıza verin istersen. Ben verebilirim arkadaşlar. Bir tane vereyim, tek bir tane. <laughs> De bak bunu sana bir şey var siyah var zaten orada. <laughs> tamam o siyah alırım ben. <laughs> şey yaparsın. Elinde böyle fotoğraf çektirsin Snap. Abi işte Bat'ın ahlaksızlığı. Aynen Düşünsen, ya. Düşünce yıl. kanı bile bak, koymuşlar. 40 yani. yıl düşünsem aklıma gelmez yani. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Şimdi nasıl yiyeceksin bunu? Nasıl yiyeceksin? <laughs> Abi çok seveni de vardır ama. <laughs> Valla bilmiyorum dul kadın makarnası herhalde. Yani bak. Eşcinsel makarnası. Ha olabilir. Dul kadın makarnası olabilir. Hiç aklıma gelmez yani böyle bir şey. Ne bileyim bana seksi makarna dersen işte onu diyorum yani. Böyle işte şey böyle polis kıyafetli kadın bilmem ne. <laughs> böyle bikinili. <laughs> tamam mı? Hiç aklıma bir organ gelmez yani. Seksi deyince. Allah Allah ya. Oldu mu şimdi yani? Bu moralle başladı. Şimdi abi, hala da diyor musunuz lan keşke Avrupa'da doğ, doğsaydık. Ne lan bu? Ya, Oo oh, ya. yani Avrupalıyız ya. Oo oh, yani. Her türlü bunu da yiyoruz. Ya. Yani. Her şeyi yiyoruz. Düşünsen dondurması falan var mı Adam branşta ne yiyor yani? Düşün Avrupalı ya. Branşta adamın yediğine bak yani. Ben diyor bunu kahvaltıda yerim diyor. Ya bir de ma makarna düşündü Düşündülerse bunu makarna da bile bunu düşündülerse. Dondurmayı saymıyorum zaten. Bu dondurmada kesin vardır kesin kesin kesin. A, a, şeylerde var mı? Var olsa on düşünelim abi. Şey buz e, onlar ice cream diyor ya buz krem. Farklı bir şey yani. Bu e, dondurulmuş böyle su, buz gibi bir şey yani. Buzun tatlı. Hı -hı. Hani meybuz falan vardır ya. Hı -hı. O tür falan kesin vardır abi. Olmamasını imkan vermiyorum. Bir de bu şey yani normal souvenir şaptan gidip de böyle erotik şapta falan da satılmıyor yani. Bildiğin <laughs> souvenir shop'ta. Bu ne ya? Çok acayip şeyler anlatıyorlar. Şey falan varmış böyle. E, Amsterdam'da Adam ayağında sadece ayakkabılar var. Başka hiçbir şey yok. Kullandığında kulaklık, müzik dinliyor. O şekilde abi jogging yapıyor böyle. Sallaya sallaya. <laughs> abi bir kere Lanetim. koşamazsın. Bir kere koşamazsın Aynen. yani. Nasıl koşacaksın? Alışmış abi. Öyle doğmuş adam düşün. Nasıl Bak. koşacaksın? Ellerinle birlikte onun böyle senkron gitmesi lazım yani. <laughs> Dengen bozulur zaten. Dengen bozulur abi. Allah Allah ya. <laughs> abi çok komik gerçekten şeylerin, bu adamların şeyleri. Kafası yani mantalitesi gerçekten komik geliyor yani. Zaten ahlaksızız diyor. Bari <laughs> bunu da yapalım. O, Avrupalıyız nasılsa. Getir <laughs> buzlu bademi. Avrupa'da bir yerde oturdum böyle yemek söyledim. Önüne makarna olarak bu geliyor. <laughs> Abi çok kötü hissederim ya. Yani. <laughs> Tabii şey falan da değil. Ee, sadece makarna yazıyor orada. Aynen. Makarna aynen. Bu da makarna. O da bir organımız. <laughs> Yani burgu makarna falan vardır ya, burgu spagetti. Hani Düdük PM olsun. Düdük makarna diye bu işte, <laughs> bu düdük makarna diye bu oluyor abi. Düdük makarna diye bu geliyor yani. <laughs> ama güzeldi, renkli renkli. Gördün mü? Siyahı yani, var, beyazı kırmızısı var, kırmızısı, kırmızısı var. var. Yani, yani, ırkçılık, Aynen. Yok. Ha, bak, güzel, ha, yani. ırkçılık yok. ırçılık yok. <laughs> Aa. Ona göre bak. ha, Ona göre ırçılık yok. Bu var. Bunu sallarız ama ırkçılık yok ya. Yani. <laughs> bu balık var da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok değişik kafalar ya. Garip. Yani o, yani bence orada yaşıyor olsak bile yani günün birinde Avrupa'ya gidip bu adamlar arasında yaşasak bile buradan gelip de oraya gitmek gene daha iyi yani çünkü adamlar büyük ihtimal çok normal görüyorlar da bu bu şekilde doğup büyüdükleri için nedir ki yani bir organ abi <laughs> komik gelmiyordur onlara bize komik geldiği kadar. Evet nasıl beğendiniz mi makarnayı sürprizin beğendiniz mi ben beğendim güzeldi <laughs> ama bunu çiğ köftelisin yapsam. <laughs> Hayır şey Adana kebap. <gülüyor> <gülüyor> evet. Söyle abi. Lise lise ilk konuyu. O zaman ilk gördüğümü söyleyeceğim. Kahve içiyorum ben de. <laughs> Sütlü kahve biraz daha enerji veriyor sanki. Sütte böyle şey mi var? Bir şeyler var. Zamana kayyum. Zaman gazetesine Biliyor musun onu? Evet. Kayyum... Küfür, küfür, ettin sandım ben. Sonra ona koyayım. Nasıl abi espri? Çok güzel. Allah ya. kahretsin çok güz güzel espri. Ban banlamak lazım. Banlam. <laughs> Bu espri <laughs> geçen Mahmut yapmıştı. <laughs> Bu kadar komik olmadı değil mi? Yok. <laughs> zaman gazetesine kayyum atadılar. Şey aklıma geldi ya. Zamanında hem gezi zaman gezi de, hem de Ergenekon zamanında da bir sürü zaman dedik ya adamların adı da zaman olduğu için Ergonikon zamanında da bu adamlar sürekli şeyleri işte bu servis edilen belgeleri daha doğrusu belge olduğu iddia edilen kağıtları adamlar koyuyorlardı. Ondan sonra işte daha yeni hatta birisi paylaşmış bunu. Yani hepsinin bir arada olduğu böyle taraflar olsun, taraf gazetesi, i̇şte zaman, zaman. Yani Mosta, yani iktidar yanlısı olanlar, cemaat yanlısı olanlar, bölücüler hepsinin böyle kanki olduğu o dönemlerde Onların bu şeyleri işte yani güzel. Nerede o eski günler? Dedikleri dönemlerde. Bunları paylaşıp duruyorlardı. Gezide böyle üstüne susuklan insanlarla dalga geçiyorlardı. Aynısı bir de şeyin komik yanı da bizim uzun reis şey falan diyordu ya. İşte başörtülü bacılarımıza neler yapıyorlar falan. Başörtülü bacılarımıza işte el uzattılar falan. Şimdi direkt sen gördün mü o fotoğrafları? Şimdi bunu protesto etmek için zamanı kayyum olayını protesto etmek için başörtülü bacılar şeyci yani Fethullahçı Dizilmişler böyle şeyin önünde, zamanın önünde. Hepsini abi su sıkmışlar. Hepsi böyle yerlerde falan. etme yapmışlar? Şeyler ya işte. öyle Polisler, su polisler su sıkmış içeriye girebilmek için yani. Ozantay Başörtülü bacımızın yaptığınız olmamış tabi. Eski bir olay ama Mete dikkat etmemiş. Bak birden fazla insan olması iyi bir şey. Bence iyi olacak bugün ya şey. İyi hissediyorum. Aa sen bak, sen şeye bak, ben pause yapayım. O şey vardı, ya, ekstrem tanrılar. Hı <laughs> hı sen Onların oldu. Mi? Ha onu getireyim bir dakika. Tamam. Onu not almıştım onları getireyim. Bu arada da save edelim. Sen de konuya bak. Adam hala bak bıçaktırmadan makarnaya bakıyor. <laughs> Dur fotoğrafını çekeyim. Snap <gülüyor> çekeyim mi? <laughs> Dur. Dur bir snap çekeyim iki dakika. Buldun mu sen konu onu söyle. Buldum buldum. Konuyu söyle ben düşüneyim. O esnada çekersin A Abi <laughs> ikisi birden fotoğrafını çekiyor. Hani yemezdiniz lan? Yiyeceksiniz şimdi zorla. <laughs> Dur, <laughs> ilsey çektim. Bak, fotoğrafını çekenler yemek zorunda bunu abi. <laughs> bak bak. Fotoğrafını çektin yiyeceksin. Ha hadi buldun mu? Evet abi. Hazırım. Geliyor enerjim. Bira maili. Hı. Evet. Şimdi bak, bir arkadaş yazmış bunu. Hatta şuraya ben kaydettim. Bulması kolay olsun diye. Şey, mail yine atmış. Mail geldi mi? Öyle mi? Bu kırmızı Hı. hap 2 de şey yaptık ya. İşte sigara, içki. Ondan sonra Uyuşturucu. uyuşturucular, esrar falan. Onlarla ilgili konuştuk ya. Orada işte şey diyorduk. Hani bunlar sizi tembelleştirir türü konuşuyorduk. Ona cevaben bir şey yazmış. E, çoğunluğu ilgilendiren bir olay olduğu için buraya taşıdım ben de. Şöyle demiş arkadaşımız. E, i̇sminin verilmesini istemiyorum bu arada. E, şöyle demiş. Şimdi bağımlılıklarla ilgili videomuzu izledim. Önceki mesajlarımdan anlayabileceğiniz gibi tabii ki etkilendim. Fakat şu kısımda da şu kısma da değinin lütfen. Bazen bu safsata bağımlılıklara kendini kaptırmış kişiler de kendini başarılı görebilmekte. Hadi örnek vereyim mesela ben. Kendimi başarısız biri olarak görmüyorum. Bak bir Efe abi LinkedIn şeyini vermiş, linkini vermiş. Bakmadım ama kesin güzel bir CV'si vardır, eminim. İnanıyorum yani ben sana, ben sana inanıyorum abi. Bak bakmadım şimdi, sonra bakarım. Evet, neyse devam etmiş. Çok çalışıyorum ben çok çalışıyorum ben. Düzgün bir alan değil belki ama çok çalışıyorum. Bu alanda çalışmaktan keyif alıyorum. İnsanların beynini etkileyerek onlara normalde almayacağı ürünleri aldırmak temel temel amacım. Yani pazarlama. Oo, direkt kötü adammışsın sen ya. <laughs> direkt Nuri Alçı. İTÜ Endüstri Mühendisliğini okuyan biriyim. Okulumu uzattım ama hep çalıştım. Şimdi ben de ABD'ye gidiyorum 6 aylığına ama sadece dil, dilimi geliştirip alanımda daha da aranan biri olabilmek için. Çok ilginç. Ya yani bize çok uzak geliyor tabii bunlar arkadaşlar alanında çok aranan bir satıcı ne demek mesela çok mu iyi satıyormuş acaba? Tabii. Ki. Her şeyi satar mı? Şunu şunu sana satabilir mesela? Ya bunu mi mesela? Yani her dile satarsın. Bu makarnayı. aranan bir makarnadır. Ya farkında olmadan bak satmışlar işte. Kim bilir ne, ne yapıp satdı. Yani. <laughs> i̇şte o çok aranan bir pazarlamacı. O çok aranan bir pazarlamacı <laughs> Kim satmış sattıysa? yani bunu. Kim sattıysa her neyse devam ediyor. Tüm bunlar olurken ofiste burnuma bira kokusu geliveriyor hala. Hafta sonu olsun da kimseyle muhatap olmadan odamda tek başıma içebileyim diyorum. Neyse Efe durum bu. Başarılı sayılır bu yaşına sayılırım demeye çalışmış herhalde. Başarılı sayılırım bu yaşıma göre. Bu ne demiş lan? Herhalde burada ama bağlı biriyim demek istemiş. Ama, ama bağlı biriyim. Madde konusuna gelince de seni samimi bulduğum içinde bunu da diyeyim. Başka saçma sapan şeyleri de denedim. Ve bunlar etrafımda çok yaygın. Ama neyse ki sarmadı bunlar beni. Yazıyı isimsiz kullanabilirsin abi projelerinde. Ama isim vererek kullanmayacağını biliyorum zaten. İyi ki varsın. Sevgiler Can Sarcan. Can Sarcan mı? Şaka lan. hemen de inandın. Adım verme dedi ya. <laughs> i̇nandın hem de hemen sende. Efe Aydal diyeceksin sen Şimdi arkadaşlar bunu neden belirtiyorum? Aslında bunu videoda da yani o kırmızı hap ikinin sonlarına doğru da hatta liseliyle polemiğe girmiştik. Sen mi demiştin? Ne demiştin? Yo ben demiştim. Ben arka, arkadaşlar ben ez, her gün esrar kullanan biriyim. Gayet de başarılı, hırslı, dinamik. <laughs> dinamik bir iş adamıyım. Hangi sektörde, bir de hangi sektörde? Sonra bir de şeyden konuşmuştuk ya. E, hani ayakkabısız yarışa katılmanın işini zorlaştırdığını söylemem. Ayakkabısız yarışa katılıp da yarışı kazanan birini var olduğunu göstermeniz şu ilk söylediğim gerçeği değiştirmez demiştim. Hani onu kısa kestim. Aslında tabii çok daha üzerine konuşulacak bir konu. Yani evet uyuşturucular sigara dahil hatta e, yani sigara değil de yani şu tembelleştirme konusunda e, içki ve içkiden sonrası gerçekten az da olsa sizi yavaşlatır veya tembelleştir diyorum. Ama tabii ki olay şu değil. Siyah ve beyaz değil. Şimdi burada bu örnek bence o yüzden çok güzel bir örnek. Ee, neden güzel bir örnek? Çünkü şimdi e, ben başarılı biriyim demiş ama başarılı olmak şeydir görecelidir ve içki kullanıyorum demiş. İçki kullanmanın da aslında seviyesi vardır. Yani ne kadar içki kullanıyorsun, ne kadar başarılısın. Benim gördüğüm olay şu. Yani İçki kullanmak veya alkol kullanmak burada profesörü var zaten. <laughs> ne haber? <laughs> Normal. Normal. Yani o e, sahte mutluluğu size verdiği zaman, o sahte tatmin duygusunu size verdiği zaman az kullandığın zaman çok fazla etkisi olmuyor. Çünkü zaten do ya her şey doza göre yani. yani. Siyah ve beyaz değil zaten. Az zaman çok etkisi olmuyor. Biraz daha fazla kullandığın zaman diğer tarafa kayma, alkolikliğe kayma e, oraya doğru gidiyorsun yani ve şunu görüyorum alkolik olan zaten gerçekten büyük bir sorunu var demektir. Yani alkolik olan bir insanın gerçekten ciddi bir sorunu var demektir. Onun çözülmesi lazım. Hatta yaka paça götürün yani adamı şeye hastaneye veya rehabilitasyona. Onu geçtim. Ama mesela e, düzenli alkol kullanan birçok insan, birçok genç böyledir zaten. Şimdi ben şunu görüyorum yani anlatmaya çalıştığım oydu. Hatta orada örnek de verdim ya. Yani insanın yükselmeye çalıştığı hırs hırsını biraz azaltıyor. Yani neden? Gerçekten O beyine dopamin sağlamak için Bazı şeyler işte yeni bir şeyler keşfetmek Yeni bir şeyler öğrenmek Yeni bir yerlere gitmek yani zor bir şeyler yapmak O zor bir şeyler yaparak Aldığınız dopamini Kolay yoldan almaya başlayınca Gerçekten adım adım ben insanların e, Mayıştığını Tembelleştiğini ya abi siktir et gitmesek de olur ben, Siktir et ne, ne var ki Gideceğiz de ne göreceğiz orada deyip de Köşede içki kullanarak veya alkol kullanarak Aynı tatmin duygusunu kendisini alarak e, tatmin olduğunu gördüm. Burada önemli olan şu. Mesela bu artık arkadaşımız demiş ki işte ben başarılı birisiyim. Şimdi bir sürü kişi şunu da diyebilir. Benim hatta birebir tanıdığım birisi var. Birkaç kişi var hatta bu şekilde. Hani o insanlar da çıkıp şunu da diyebilir. Ben de esrar düzenli olarak esrar kullanan birisiyim. Ama işte başarılıyım. Nasıl başarılısın? İşte yurt dışında mühendis olarak çalışıyorum. Tamam mı? Bu da başarılı. Ama baktığın zaman olay şu bir esrar keş gibi her gün mü kullanıyor? Hayır. Ne bileyim ayda bir. İkincisi başarılıyım dediği Yurt dışında mühendislik yapıyorum dedi. Aslında çok büyük bir şey ama olay şu. Ben bildiğim için söylüyorum. Hani biraz aileden bir zenginlik olduğu için aileden bir zenginlikle gidip çok da yüksek olmayan, çok da zor olmayan bir yere girip orada çok da yüksek olmayan bir maaşla yuvarlanıp gidiyor. Yani gördüğünüz gibi her şey göreceli. Anlatabiliyor muyum? Ya yani anlatmaya çalıştığım olay bu. Hepsinin şeyi var. dereceleri var yani. Ben mesela Efe Aydal olmak için 24 saat ayık olmak zorundasın. Ama herkes de EFA'yı o. yani EFA'yı olmak ne demek? Sürekli yukarıya doğru tamam mı? Olmayan bir şeyleri oldurmaya çalışmak. Filmcilikte sürekli bir şeyler öğrenip, sürekli organizasyonlar yapıp, anladın mı? Sürekli mücadele halindesin. Sürekli mesela zihin mücadelesi veriyorsun. Bir sürü insanlarla, bölücülerle, şakirtlerle sürekli etrafına insanları topluyorsun. Ben bir saniye bile sarhoş olamam. Benim öyle bir şansım yok. Ama herkes tabii ki böyle değil. Ben niye bir saniye bile sarhoş olamam? Çünkü olursam şurada gerizekalı bir tweet yazsam tamam mı? O benim için çok büyük bir kayıp yani. Veya sarhoş gezerken tamam mı? Birileri bana laf atsa ve onlarla kavgaya girsem benim için çok büyük bir kayıp. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar ne kadar savaşçı veya ne kadar böyle büyük hedefleriniz varsa ne kadar yükseğe tırmanmayı hedefliyorsanız o kadar ayık olmanız lazım. Olay bu. Yoksa yani halimden memnun Eyvallah o zaman. O zaman sorun yok yani. Halimden memnunum. Gidiyoruz. Ne bileyim zaten aileden de biraz para var. Çok böyle hani mücadele etmek, aşırı mücadele etmek zorunda değilim. O zaman eyvallah. O zaman sorun yok ama. Anlatabiliyor muyum? Ya yani o yüzden diyorum. Eğer hedefleriniz büyükse mümkün olduğu kadar ayık olmak zorundasınız. Neyse. Sen mesela liseli sen günde kaç dakika ayıksın? <laughs> günde mi? Uyumadığın zaman ayıyor. <laughs> sen 16 saat uyu uyumaya baş... 16 saat mi uyudun abi? Gündüz. Ya, aynen. 16-17. İşte 8 saat falan ayıyorum ben. Ne oynadın abi? Night Online mı? <laughs> night Online Hayat Offline. <laughs> evet Chuck. <çak. gülüyor> ne oynamıştın? Ders mi? mi? Derslerim var aynı Ders Ders oynadın. Yalanını yiyesinler. <laughs> <laughs> Ama sen bir cidden öyleydin ya. Bildiğin Night Online, Hayat da Offline'dı senin için. Ya şöyle. Evet. Şimdi tam liseli doğru söylüyordur kesin. <laughs> Ona eyvallah. Ama benim bir tanıdığım var. <laughs> Yok harbiden var. Şimdi daha önceden çekim... Mesela öyle düşün. Daha önceden çekimlere gelen bir arkadaş var tamam mı? Bu arkadaş bir noktadan sonra tamam mı? Mesela bir gün kalkamadı adam. Adam ciddi ciddi 3'te falan kalkmış tamam Bizim çekim o 1'deydi. Sonra çekime gelemedi. Ve adam ciddi ciddi çekim konusunda ilerlemek istiyor. Mete gibiydi yani. Çekim konusunda harbiden ilerlemek isteyen. Yani sinema, film bunları düşünen birisiydi yani. O gün gelemedi. Ne olmuş işte gece sabaha kadar oyun oynamış. Bir gün kaçırdı. Onun için çok önemli bir şey olmayabilir. Zaten proje de onun projesi değil. Bana yardıma gelecekti. Başka bir izin buldum. Benim için çok önemli değil. Ama böyle böyle yani bir bakmışsınız hayat gitmiş arkadaşlar. Ciddiyim hayat gitmiş yani. Ne ben ne de bunu fark abi? ettim. Hı? O ne oynamış? Ya abi hiç sormadım yani. Oyun. Belki de offline oynamıştır yani. <laughs> Off, offline oynadınsa Herhalde öyle bir şey. Çünkü onlara meraklı birisiydi. Offline bir şey oynadın sanmıyorum da. Yani anlatabiliyor muyum? Hani bir günden bir şey olmaz dersin ama... Bunu işte alışkanlık haline getirirsen gene aynı şey. Siyah, beyaz ve arası yani. Bir bakmışsın bir gün bir kalkmışsın hayat geçmiş. Gerçekten, gerçekten böyle insanlar tanıyorum. Yani o söylediğim spesifik arkadaş değil ama başka daha eskiden daha yani eski arkadaşlarım var. İlkokuldan yani başka aynen mahalleden. Yani bu insanlar da gerçekten adam o, onlar mesela wow, sen hiç Wo Wo takılmış mıydın? Ya. Wow değilse arkadaşlarım vardı mesela. Wow oynayan arkadaşlarım da mı vardı? Wow ne ya? World of Warcraft ha. ama hiç oynamadım. Abi ne bileyim bak mesela tamam çevre yapıyorlar hepsi güzel. Ama harbiden harbiden adamlar hiçbir yere gelmemeye başlamıştı. Çünkü gece full oynuyorlar ya. Gündüz ya. adamlar full uyuyor. Aynen. WoW oynadığın zaman da işte günde 13-14 saat oynuyorlar. Bilmiyor mu kaç oynuyor saat oynuyor adamlar? Evet. Night'ta da öyle. uyumadığın zaman oynuyor normalde. Evet. Ama işte dozunu bilmek lazım bunu. Ya şeye gelmeyeceksin işte bak. Hep oraya geliyoruz geri. Şu gaza gelmeyeceksin. O işte o sincapların gazına gelmeyeceksin. Yani. <laughs> Kavga çıkartmayacaksın. Anladın mı? Yani abi tamam bırakmak istiyorsun. Oynuyorsun. Şey oynuyorsun bırakmak istiyorsun. Bırakmak istiyorsan eğer aman başkasından geri kalmayayım. Veya işte bana kaçtı demesinler diye oynamak. Hayır böyle bir şey yok. Daha önce de söylemişim tekrar söylüyorum. O adamların hayatı yok zaten hayatı olmayan adamların gazına gelirsen sen, sen, sen de onlar gibi olursun yani. Hayır. Oynamak istemiyorsun diyelim. Uykun geldi. Yarın okula gideceksin. Oynamak istemiyorsun. Hiç kimse sana hiçbir şey deme hakkı yok yani. O adamlar gerçek hayatta sana hiçbir şey diyebilecek durumda adamlar değil zaten yani. Neyse. Ya ciddiyim gerçek hayatta görsen dalga geçersin adamlarla. Ben şeyden biliyorum. Yani YouTube'da sürekli insana atar yapıyor ya. Onların bazılarını gerçek hayatta gördüm. Komik yani. Hani onu gördükten sonra artık hiç sinirlenmiyorum böyle atarlıyorum yapanlara yani. Bırak Sinan abi ya. Aynen öyle. Muhatap olma şundan. Ayan, Ayan'ın kralı. Kimde sıra? Abi şey yalnız parantez içinde bir şey var sen onu söylemedin sanki. Söylememişim. Bir dakika o zaman bir pause yapalım. Şey yazmışım. Carl Sagan esrar yazmışım. Hı, hı. Carl Sagan'ı biliyorsun. Biliyorum biliyorum okudum kitapları. Hadi bilmiyorum deseydin be. Tüh. Onu abi bilirim artık. Şey yani. değil mi? Bu şeyi söyleyen. I'm sorry'yi söyleyen. Aynen. <laughs> Being o değil mi? Being Aynen. What do you mean? Sorry bunları söylendi mi? Baby, aynen. Adam. Aynen. O, çocuk. o çocuk. <gülüyor> o <gülüyor> o çocuk. <laughs> onu söylendi mi? Aynen. Saç stili hep şeylerin böyle 80'lerin 70'lerin saç stili var. O şeyden işte retrocu olduğu için yani. Aynen. O da şey. Şimdi söyleyene göre Carl Sagan da esrar kullanı, kullanan birisiymiş. Ee, bunu da gene adamlar paylaşmışlar şey diye. Bakın işte koskoca önemli bir bilim adamı bile esrar kullanıyor. Hani esrar kullananlar tembeldi. Bunu sürekli görüyorum. Michael Phelps'i paylaşıyorlar. Sonra gene diyorlar hani biz esrar kullanan tembeldi. Başarılı bir aktörü paylaşıyor. İyi de abicim sen bak esrar kullanan tembel adam görmek istiyorsan kendine bak önce. Neden biliyor musun? Etrafımda sürekli bunu savunanlar var. Bak şu ünlü bir adam kullanıyor. İyi de sen kendine bak. Sen kendin nasılsın yani? Sen kendin bilim adamı mısın abi? Bunları kullanıyorsun bunların arkasına saklanıyorsun. Ben ciddi ciddi şunu bak. Ciddi ciddi bilimsel olarak keşke hani böyle okunmuş fasulyenin deneyi yapılacağına. Bunun deneyi yapılsaydı. Dünya üzerinde yapmışlardı kesin ama. Keşke biz yapsaydık. Mesela bin kişi toplayacaksın tamam mı? Bunu deneyin yapmak gerçekten isterim. Bin kişi toplayacaksın. Herhangi bir zihin aktivitesi. Mesela gerçekten e, sağlam zihin aktivitesi isteyen şey vardı Satranç. Tamam mı? Örnek olarak. Seviye olarak birbirlerine aşağı yukarı aynı satranççılar olsun tamam mı? Hepsini toplayacaksın. Ondan sonra seviyeleri ayıracaksın hatta. Bin kişi. Ondan sonra e, kontrol grubu olacak. Mesela 250 tanesine... Hiç esrar içirmeyeceksin. 250 tanesine ayda bir içireceksin. 250 tanesine haftada bir, 250 tanesine her gün. gün. Böyle gidecek. Ay ay gidecek tamam mı? Birinci ayın sonunda tekrar satranç oynattıracaksın birbirleriyle. İkinci ayın sonunda satranç oynattıracaksın. Böyle belki bir sene gideceksin. para olsa. Çok güzel olur Gerçekten aslında. Gerçekten beynini yavaşlatıyor mu yavaşlatmıyor Anca böyle öğrenebiliriz. Yoksa bunların hepsi palavra yani. Belki de şöyle bir şey çıkacak. Ne bileyim? Ayda bir içersen bir şey olmaz Tamam Hiçbir değişiklik olmaz. Ama haftada içersen hafiften bozulur. bozulur. Yani. Veya haftada bir içersen hiçbir şey olmaz. Çık, çıkabilir Anlatabiliyor muyum? Güzel bir deney olur. Bunu yapmadan anlayamazsın yani. Yok, ben bakalım, isterdim belki, böyle bir şey. Belki vardır böyle bir deney. Vardır büyük ihtimalle de. Sonuçta abi o deneyleri de işte Love iloveweed.com'da falan paylaştıkları için <laughs> şey falan çıkıyor. Esir içenler daha iyi oynuyor falan böyle. <laughs> Adam s işte uçtu falan şampiyon oldu falan çıkıyor ya. <laughs> anladın mı? <laughs> Gerçekten hani bunu yapmadan anlayamazsın. yok yo, neden biliyor day musun? Bak, neden biliyor musun? Bunun haricindeki, bunun haricindeki hiçbir şey bilimsel bir laf, bilimsel bir söz değildir yani. İşte Carl Sagan tamam. Adam bir kere çok zeki. Adamın ne kadar zeki olduğunu biliyor musun? Esas potansiyelini yani esrar kullanmazken ki potansiyelini bilmiyorsun. Biliyor musun? Bilmiyorsun. Adamın ne kadar esrar kullandığını biliyor musun? Belki yılda bir kullanıyor. belki ayda bir kullanıyor. Değil mi? Hani, her gün içeceğini ben kesinlikle bir düşünmüyorum. Bak imkansız. Bir. Her gün içen bir insan için potet et dedikleri işte. Her gün içen bir insan için... Yok görüyoruz her gün görüyorduk işte adamlar böyle ağızları açık bakıyorlar. Bir kesinlikle ben sanmıyorum yani. Anladın mı? Yani isterdim böyle bir deney yapası bunun haricinde. Yani çünkü adam belki aşırı zeki. Normalde atıyorum Einstein kadar zeki. Içince belki bir, bir seviye bir tık aşağı iniyor da olabilir. Hepsi olabilir yani. Bunu anlayabilmek için böyle bir şeye ihtiyaç var. Michael Phelps dedikleri zaten... Michael Phelps şey biliyorsun rekor kuran yüzücü. O adam mesela. Onu da biliyordur abi ya. Onu biliyorsun ya. Cık, sen biliyor muydun? Biliyorum. Çak tabii. işte bu ya. Reklamlar orada var. Yeni yok. ve Temiz Lisesi. <laughs> <dizisiyle. gülüyor> o adam da mesela şeyde e, antrenman sezonu var onun. Antrenman sezonunda ağzına onlar yani damla alkol bile koymuyor. Acayip disiplinler. Antrenman sezonu bitiyor. Yarışmalar bitiyor. Yarışmalar bittikten sonra bu adam esrarla yakalanıyor. Yarışma döneminde antrenman döneminde değil yani. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra da pişman demiş. şey demeseydin yani. Çok hani ne olacak? Senede, senede bir içsen de ölmezsin herhalde yani. Herkesin şeyi farklı. Dediğim gibi yani. Herkes benim gibi veya bana benzeyen başka insanlar gibi 24 saat ayık kalmak zorunda değil yani. Bazı insan da kafa bulmak istiyorlar. Olabilir yani. Ölmezsin. Bunların abi çok merak ediyorum. kim, kim bu siteleri yapanlar kim yani? Bak işte Michael Phelps kullanıyor da bir şey olmuyor. Hani esrar bizi yavaşlatıyor diye. Kim acaba bunlar yani? Neden biliyor musun? Sat Hani insanın ilk aklına şey geliyor. Satıcılar olabilir. Satıcılar olabilir. Veya şu da olabilir. Şimdi insanlar e, hani hoşlarına gittiği şeyleri yaptıkları zaman kendi kendilerini onaylamak isterler tamam mı? Herhangi bir maddi menfaat olmasa bile bu adam e, kafasının güzel olmasını onaylatmak istiyor. Rasyonalize etmek istiyor bak diyor şurada bilim adam var o da kullanıyor ona da bir şey olmuş. Demek ki bir şey. Anladın mı? Böyle yani bunu yapmaya çalışan insanlar da var. Gerçekten merak ediyorum. Kimler acaba bu sitelerin sahipleri yani? Neyse. Evet. Sıra da hemen bakayım. Hemen bak. Yağrına kalmasın. Zengin çocuğu akrabası olmak. Porçtan selamlar. Aa, evet. Porçtan selamlar. Muhabbetini biliyor musun? Evet fakirler olsun. Evet dur bakayım bir dakika. Şeyin parantez içinde bir şey yazmış mıyım? Paranteze bakarken bir öncekinin parantezin içine de bir şey daha yazmışım onu da fark ettim. Spor yapmayıp yiyenler yazmışım. Ben oluyorum herhalde o. <laughs> Şişmanlıyorsun <laughs> yani. Bu da şey işte gene bir önceki konuyla alakalı. Şimdi bak bazı adamlar var tamam mı? Spor yapmaya üşeniyorlar eyvallah. Bir de bir ton yiyorlar o da eyvallah. Ben yani. <laughs> Sen spor yapıyorsun. Spor ya spor yapıyoruz biz iyi kötü ama işte biraz öküzledik bu aralar. O yüzden onu biraz azaltmak gerekiyor gene. Şimdi özellikle de ben aikido'ya falan gidiyorum ya. O zamanlar spor salonuna falan da gidiyordum. Ama öküz gibi yem bir adamdım. Bir de o zamanlar okul da yoktu benim abi. Evde oturup ders çalışıyordum. O yüzden yani spora gitsem de gene de iyi kötü şişiyorduk. Şimdi arkadaşlar sürekli ben bunu görüyorum. Arkadaşlar sürekli bana geliyor tamam mı? O Efe göbeği de salmışsın. E hani sen sporcu adamdın falan. Şimdi bunu söyle adam kendisi sporcu mu? Değil. Sence? Bunu söyle adam. Değil. <laughs> bunu söyle adam kendisi sporcu değil. Bir. İkincisi de öküz gibi göbeği var. Benden 3 kat daha fazla göbeği var. Adama söylüyorsun. ediyorsunuz kardeş senin üç kat daha göbeğim var. Ben zaten sporcu değilim ki. <gülüyor> <gülüyor> bu ne biliyor musun? Bak. Bu da şu. Bu da gene kendini onaylama. Az önceki olaya geldik işte. Bu da kendini onaylama. Şimdi spor yapmak bana zor geliyor. Aa of. İşte oraya gideceğiz de koşacağız da. Hmm. Bilmem ne bir spora yazılacağız da. Bir şey işte biz, kafasındadır. Bir şey Efe yapıyor şişman. Hah. Ben yapınca yine şişman olacağım. Hah. İşte Tabii. o olay. Veya işte boğazını biraz azaltmak. Tamam mı? Ya siktir ne güzel işte bira içiyoruz göbek şişiyor. Ondan sonra bir ton işte dürüm mürüm hepsini götürüyoruz. Ben de bu arada götürdüm. <laughs> o yüzden yani pişmanlık duyuyorum biraz. Ondan sonra bak işte Efe spor yapıyor. Bak Efe spor yaptığı için onun da göbeği var. E benim de göbeğim var. Azan siktir hiç spor yapmaya gerek yok yani. Bak spor yapsak da göbek olacakmış. İyi de arkadaş onu bilmiyor ki. Aynen arkadaşı yazayım. bir takma isim koyalım. Şimdi ne diyelim mesela sen söyle ne diyelim. Şey diyelim. Mete diyelim. Mete diyelim mesela. <laughs> Arkadaş şunu bilmiyor ki... ...ben bazen böyle sporu bırakacak gibi oluyorum... ...ama ondan sonra kendi kendime şu, şunu diyorum... ...ama sporu bırakırsam Mete gibi olacağım diyorum. <laughs> harbiden de öyle yani. Hani çünkü bazen... ...lan diyorsun... E, ...hani e, diyediğime dikkat etmeye çalışıyorum... ...ondan sonra spor yapmaya çalışıyorum... ...hala da göbek var falan... ...sonra işte aklıma geliyor ama... ...bu işin Mete'ye kadar yolu var diyorum yani. Lan harbiden Mete gibi de... E, ...Mete diye de tanıdığım vardı lisede. Şişman mı? Aynen... Adama şey diyorduk ya sumocu diyorduk. Biraz Japon gibiydi. <laughs> <laughs> sumocu diyorduk adama. Sumo Mete diyorduk yani direkt. O yüzden. Yani Mete olarak sevdiğim hiç adam olmamıştı bak. O yüzden dikkat et kendine. <gülüyor> 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 evet. Benim diyeceğim ev buydu. Bir sonraki konu neydi ki? Ne demiştiniz? Heh. Selamlar. Şunu demiştiniz ben. ya. Ha şu. Zengin çocuğu akrabası olmak. Tamam. Neler yazmışım? Tamam. Şimdi şunu da bir e, aradan çıkartalım. Bazı şeyler var ki hep yani herkesin bildiğini sandığımız şeylerin aslında bilinmediğini fark ediyoruz. İnsanlar sürekli, mesela şu o videoyu hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, şey işte. Poştan selamlar. Fakirler ölsün, Poştan selamlar falan diyen bir o kız vardı. O ne videosu ya? ya? saçma sapan bir video işte. i̇şte bir, tane bir kız, kız. anlat bir sürü. Porş sürüyor işte, babasının porşunu çalmış. <laughs> Çok. İşte orada da diyor, selamlar babamın porşunu çaldım. <laughs> ee, Sonra işte böyle fakirler ölsün falan diyor. Snap mı atmış böyle? Aynen O zaman yapmış. snap yoktu ki. Snap yoktu da o tarz bir şey atmış. Youtube anladım. atmış. Youtube atmış. Youtube atmış <laughs> <laughs> Tabi gündemde olan bir konu değil de son zamanda da bunu çok görüyorum. İnsanlar özellikle Türkiye'de ya hani ne bileyim Bill Gates zenginliğiyle hava atar anlarsın. Elif kendi çalışmış kazanmış. Öyleleri de hiç hava atmaz ha. Yani, yani gerçekten öküz gibi adam ülkeyi satın alacak neredeyse ama hiç hava falan atmaz. Adam sürekli yardım şeylere derneklerine yardım kuruluşlarına falan gidiyor. Bu adamlar işte şöyle bir hava atma şeyi var bizde. Ben zengin bilmem kimin çocuğuyum. Ben zengin bilmem kimin akrabasıyım. Benim babam şöyle zengin veya ben aileden şöyle zengin. Ulan bu bunun, bu nasıl övünülecek bir şey olabilir ya? Bu nasıl bir övünülecek bir şey olabilir abi? Yani ne yaptın? Ne yaptın da zengin oldun? Sen mi zengin yaptın baban yani? Koştun koştun da? Hayır sadece. Olay ne? Babanın testisinden çıkmış olman yani. Senin özelliğin o yani. Övünmen gerek. Hmm. Hani şunu diyebilirsin belki. Babamın testisinde bir sürü spermler vardı abi. Ben koştum. Hepsini geçtim. <laughs> hepsini geçtim. Yumurtayı ilk ben atladım falan. Hani bununla övünebilirsin belki. Koş ko koş, koca işte şey Mete'nin zengin arkadaşının şey aynen Mete'nin zengin arkadaşının onun çocukları yoktur herhalde o daha genç. Kızı var. At, küçük. öyle hava atmıyordur. Ha küçük mü daha? Küçük kızı var. İyi. Öyle ben işte etrafta çok şeyim var. İşte diyor benim diyor şey babam diyor. Bilmem ne gazozların sahibi falan diyor. <laughs> Nesinin havasını atıyorsun abi. Hiç söylenecek bir şey değil. Anladın mı? Benim babam bilmem ne fabrikası yani en büyük fabrikanın sahibi olsun. Ne olacak yani Ben bunu hiçbir şekilde söylemem Bir de hiçbir şekilde övme malzemesi Etiket yapmam. yapmam ben bunu de. Sü sürekli söylüyorlar. Aynen. Ben şeyi hatırlıyorum bir programla baya bir sene önce Sibelcan'ın annesi diye hatırlıyorum yanlış olmasın. Sibelcan dava açmasın doğru değilse. <laughs> Öyle hatırlıyorum dedim çünkü. Yanlış olabilir. O da dinliyor değil mi Sibelcan'a? da Tabii herhalde. <laughs> Sibelcan beni dinlediğimi biliyorum. Ayrıldığı kocasıyla mı böyle polemiğe giriyor? İşte onun işte şeyi annesi şey falan diyor. Benim kızım çok zengin. Ben dolarlar marklar içinde yüzüyorum falan. <laughs> <laughs> bir de ev adresini verdi. Hırsızlar gelip soysunlar evini. <laughs> Sırtına petek balatayım. Ayılar. <laughs> <laughs> diyor bizim orada bir adam Aynen. neyse evet çok garip ya bilmem var mı arkadaşlar sizin etrafınızda da yani yavaş yavaş azalıyor tabi ünlü olmanın faydaları arkadaşlarımı kendim seçebiliyorum o çok kötü bir şeydi yaşıyorsunuzdur kesin yani mesela arkadaş ortamı var tamam mı şimdi sevdiğin arkadaşlar var onları yanlarına gidiyorsun ama aynı yerde dallama adamlar da var Evet. Şimdi o arkadaş ortamına girdiğin zaman zorunlu olarak o dallama adamlarla da muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Aynen. Abi işkence ya. İşkence yani. Çok uzun süre yalnız gezmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ta gittim Aikido'da arkadaş çevrem oldu diye seviniyordum. Onların içine böyle bir iki tane dallama adam olduğu için oradan da ondan sonra soğudum yani. Gerçekten büyük ihtimal ünlü olmanın en sevdiğim yanı bu yani. Çünkü şey her her buluşmamız bir proje bağlamında olduğu için abi şunu yapmaya gidiyoruz, bunu yapmaya gidiyoruz falan diye böyle organizasyonu ben yaptığım için arkadaşlarımı da ben seçebiliyorum. O yüzden ortak olmayacağım kişiler direkt benim arkadaş çevremde olmuyor yani. O yüzden de böyle saçma sapan adamlarla muhatap olmak zorunda kalmıyorum. Ama öyle olunca da arada çok fark oluyor. Arada çok yani aradaki fark açılıyor. Mesela eski bir arkadaşlarımı görüyorum. O adamların arkadaş çevresi falan bakıyorum. Ne acayip adamlar var hala daha. Ne acayip adamlar. Mesela şu söylediğimi yapan çok adamlar. Bize çok garip gelir aslında yani. Çok saçma gelir. Ben bilmem kimin çocuğuyum. E ne yapayım abi? Yani sen mi sen mi yaptırdın? Babana telefon açtığında beni yap mı dedin yani? Beni üretin mi dedin? <laughs> Neyse. Evet söyle abi. Seni senin onun. Senin haftanın. Haftanın senin onunla Ekstrem Tanrı'ya girelim mi? Aynen girelim abi. Girelim abi. Bu haftanın Ekstrem Tanrısı. Bir tane seçelim bakalım dur. Ne kitap mı? Ya bu şey. E, mitoloji ve Efsaneler ve dinler falan evet, diye böyle. E, özet, Türkçesi, Türkçeye çevirip özetini çıkarmıştım. Değişik gördüğüm tanrıların. Sen tabii bilmiyorsun. Sen efekestleri takip ediyor musun? Ee, Sana ediyor linkini ama. atıyorum. <laughs> ediyor musun? Ediyorum. Mesela en son ne dedik? Bobby Bobby neymiş? Bobby Bobby ne tanrısı? Bobby Bobby <laughs> makarna tanrısı değil mi Onu bilmiyor mu Aa Bobby. <laughs> Sen söyle. Bobby Bobby. Bobby Bobby. Me, Mete de dinlemiyormuş sanki. Mete, oğlum kendi... Kendini mi dinleyin? Kendini mi? <laughs> Mete Bobby Bieber Bobby. kendi şarkısını dinlemiyor adam. <laughs> Bobby Bobby neydi ya? Şey değil mi? Bu sakız değil miydi? Sakız markası. O bombi bomba. <laughs> Lan Bobby Bobby şey değil miydi? Yılan. Yılanlı tanrı. Yılan tane Peki sen şey biliyor musun? Bubayı. Bubay. Biliyor. Bubba. Bubba. Ben Bubba. biliyorum. Sen gördün mü onu? Gördüm. Şey. Yiyecek. Hayır. Hayır. Your new cellmate Bubba. Ee, cezaevindeki. Şimdi biz hani şeye gitmiştik ya. Sen açsana fotoğrafı. Fotoğrafı aç ama gösterme daha. Tamam. Şimdi bu Amerika'da Türkiye'de dolandırıcılık yapıp Amerika'yı da ondan sonra dolandırıp Amerika'da yakalan bir reis vardı. Kim o? Söylemeyeceğim adını şimdi. Bayağı aslan gibi. Neydi lan soyadı? Ha tamam. Tamam hatırladım. Bayağı şey bir reis yani. Bayağı sağlam bir reis. Amerika'da yakalandı bu. Ondan sonra da şey dedik işte. 75 yıl hapsi isteniyormuş dolandırıcılıktan. Sonra ben de hatırladım tamam. Hatırladın mı? Hatırladım. Bu bana fotoğrafını hatırladın mı? Bu Bubba... Biliyor musun? Yok o fotoğrafa bakmam. Dur lazım. ekran görüntüsünün sonuna kadar. Sonuna kadar şey, aç. Ekran parlaklığını, e, parlaklığını aç. sonuna kadar açayım. Sonra dedik ki dur 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 daha gösterme. Tamam. Sonra dedik ki şimdi bir tane caps var tamam mı? Bu caps'te de şey diyor. Eğer diyor suç işlerseniz diyor sizin hücre arkadaşınız bu, bu olur diyor tamam mı? <laughs> bir tane resim göstermiş. O orada böyle yazıyor işte. Lütfen diyor suç işleyin. Ben diyor işte burada oğlan oğlan çok az kaldı diyor. Bana yeni oğlanlar lazım. Lütfen suç işleyin falan diyor öyle. Hazır mısın? Bak abi yeni yeni hücre arkadaşı. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yaptın? Şey parlaklığını açtım abi. Adam wallpaper wallpaper mı yaptın sen bunu telefonla? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> sen bunu bilmiyor muydun? O yüzden diyoruz ya bomba makarnası diye. <laughs> Evet. Ama bak buraya yazmış Bobbi Bobby diye. Aynen. İşte bu da mı tesadüf? Bak Bobbi Bobby diye de bir tane var. Bu da yılan tanesi. Aa. Yılan gibi kafası var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bak Balder diye bir tanrı tamam mı? Ee, birbirlerinin aynı hikay Bazı bir hikayesi birbirinin aynı olduğu için... Yani milleti sıkmamak için hepsini anlatmayacağım. Şey, bu seferki isim ne? Balder. Balder. Mi? E, Germanik mitoloji dedi. Germenik Germanik mitolojiden geliyor. Bu sanırım Odin. Aynen. Aynen. Bak burada Odin, yazmış Thor. Odin, Thor. Onlar var ya orada Germanik mitoloji deniyor. Bu tanrının özelliği kabus görüyor. Kabus görüyor. Kabus görüyor abi. Odin'in oğlu. Kabustan korkan Balder'i korumak için Balder'in annesi Frigg Frigg'in özelliği de evli sevginin tanrısı. Evli sevgi. Normal sevgi değil, Evli sevgi. Aynen. Tanrı. Evli sevgi. Aile Aynen. bakanı yazmışım. Yani, <laughs> tanrıların şey aile mi? bakanı yani. Aynen. Ramazanoğlu. Aynen. Tanrıların <gülüyor> aile <gülüyor> bakanı. Ee, Balder'in annesi Frig. Şimdi anladınız mı olayı? Baştan anlatayım işte. Evet. Bak. Şimdi bak, Rüya görmesin. Bak. Okay. Balder. Tamam bak. Hayır bak. Rüya görmesin. Rüya görmesin. Allah kahretsin. Allah <laughs> <olsun. gülüyor> Şimdi bak. Fazla özetlemişim de size açıklayayım bunu. Balder isimli tanrı Odin'in oğlu. Odin'i biliyorsunuz zaten. Evet. Adamların Allah'ı gibi bir şey yani. yani. Zeus'u gibi bir şey yani. Kabus görüyor bu Balder denilen tanrı tamam mı? Kabusa da kendisine hmm. zarar verileceğini görüyor. Kabustan korktuğu için de e, Bal, e, bunu işte söylüyor ailesine. Balder'in annesi Frigg. Frigg de işte aile bakanı olan evli Aynen, sevginin tanrısı. Bakanı. Bütün canlılardan Balder'e zarar vermeyeceklerine dair yemin alıyor canlılardan. Oha. Her canlıdan yemin alıyor. Alınıyor ama ök canlı. ökse otu zararsız olduğunu düşünüp ondan yemin almıyor işte. <laughs> Geri zekalı tanrı ya. <laughs> Salak Ben olsam direkt ateist olmuştum şimdi. Ben bu dinde ben bu dinde büyüsem direkt ateist olmuştum. Hiç araştırmaya da gerek yok değil mi? Araştırsam ama ökse otu nasıl tahmin edeceğim hani? Ne zararı var ki? Mistletoe değil. <laughs> İyi de abi gitmiş mikroptan bile almışsın yani. Anladın <laughs> mı? Gidip tembel hayvandan almışsın yemin. Tembel hayvan ne yapabilir? Pençe mi atacak? Koaladan almışsın yemin ya. <laughs> gidip, koala ne yapabilir abi? Koala, sarılacak mı yani? Ne yapacak koala sana? Koaladan yemin almışsın. Gidip öksü ot. Ne olacak lan? Sivriltirsin götüne sokarsın adam. Saplarsın bıçak gibi. Anladın <laughs> mı? Koaladan daha tehlikeli yani. <laughs> Te Allah'ım ya. E peki buna Hamster'dan artıyor. almışsın. <laughs> ne diyor abi şimdi? Ginepik'ten almışsın. Neyse her neyse. Her canlıdan yemin alınıyor ama öksü otun zararsız olduğunu düşünüp ondan yemin almıyor. Diğer tanrılar eğlence olsun diye bal dere cisimler fırlatırken bu da şey Hani artık ölümsüz oldun sen diye cisim fırlatıyorlar. Böyle kafasına kaya fırlatıyorlar. Şey gibi. Değil mi? Hani... <laughs> gibi. Türk tanrı abi direkt... Bu bizim bize uygunmuş abi. <laughs> ben düşündüm. Ara öldüyorlar. Ben düşündüm araştırırım falan diyorlar ya. Ben düşündüm araştırırım. bize en uygun dinin Germanik mitoloji olduğuna karar verdim. Abi şey gibi ölümsüzlük muskası gibi bakıyorsun şeye. horoza ateş ediyorsun. Aynen. Bunlar da <laughs> şimdi... ölümsüz oldu mu diye test ediyorlar. Ama ciddi ciddi eğlence olsun diye. Hani ben onu onu ben eklemedim. Eğlence olsun diye adamı koyuyorlarmış. Kaya fırlatıyorlar. Yok. Aynen. Kaya, ama kaya canlı değil ki. İşte at fırlatıyorlar. At falan. Yani. <laughs> at fırlatıyorlar. Koala fırlatıyorlar. İşte tamam mı? Aslan bence. fırlatıyorlar falan. Peki fırlatınca ne oluyormuş? Şimdi tabii bir şey olmuyor. Hı, Çünkü sonra... yemin almış şey zarar veremeyiz diye. Bir şey olmuyor. Öyle eğlence olsun diye fırlatıyor bunu. Sonra Loki, Loki de biliyorsunuz onların Aynen kötü mi? adamı, onların şeytanı gibi. Ökse otundan bir mızrağı tanrılardan birisine veriyor. Ondan sonra da attırıyor. O da ne yapmış? Ve ya? Balder Allah rahmet eylesin. Ölüyor mu Balder? Efendim Tanrı ama mızrakla ölüyor işte. Ama ökse otundan ters şey, takla atarak öldü galiba. <gülüyor> <gülüyor> ters takla ata Güzelmiş ama. Aynen, güzel. güzel de bir kere Tanrı... Saçma ya Allah kahretsin. Tanrı şey mi görür? Rüyam görür? Tanrısın lan. Şey, Benden ne tanrılar var sen bilmiyorsun. Şey hadım tanrı var. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene abi. Ben tanrıyım. Facebook'ta falan açıyorsun. Ne? Tanrıyım ama hadımsın. <laughs> Na, nasıl olacak ki bu iş yani? Ne anladım ben o tanrılıktan? Şey vardı. Zeus'un korktuğu bir tanrı vardı. Beyin diye. Bu da işte bunların kabuslarına giriyormuş. Şeyleri korkutuyormuş tanrı. Batman'ı değil mi diye o? Beyin. İşte asıl Beyin işte mitolojide olan. Ha, onlar da ona referans mı vermiş acaba? Aynen. Yani. Sen şey biliyor musun mesela? Esas Batman. O da mesela Yunan mitolojisinde var. Yara Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yarası tarzı. <laughs> Sallıyorum lan. İnan hemen ha. ha. Balder Kötü öldü ya. Üzüldüm. Ama böyle bir, böyle bir salaklık olabilir mi ya? Yani ben şeyin başına direkt anlıyorsun yani ne olacağını. Aynı Ama ya şey... Salla ya sallay bir şey olmaz. <laughs> Loki nereden? Parantın için oldu. <laughs> Allah ki nereden biliyormuş. Bakmış bakmış casus Hayır, gibi. Hayır şey. Drone'la drone seyretmiş abi. Bütün canlılardan yemin. almak çok saçma abi. geziyorsun böyle. Canlı bir de bütün canlılardan Hayır, ya. Öyle deme bari. Ne bileyim bütün dört ayaklı hayvanlardan Hayır, şimdi bak, daha kolay olur şimdi işte. Şimdi bak bunu soracaksın diyecek ki abi Tanrı abi adam alır yani ne olacak ki? E olan öksotlu sokuyorsun ölüyor ama. <laughs> Onu unutmuş işte. Keşke, unutmuş Keşke yarı tanrı falan deseydin de biraz yeseydik yani. Bak ona inanırım. <laughs> yarı tanrı her küle mızrakla öldür ona inanırım yani. Evet. Right. Nerelerdeysin sen ya liseli? Hiç Neler gelmiyorsun. Ben... Aikido'ya gelmiyorsun. Buraya gelmiyorsun. Ha, buraya geldim. Aikido'ya? Artık... Aikido Oraya Aikido da gelecekmişsin galiba. Aikido'ya gelmeyeceğim. Aikido Seni geçiyor ama çocuklar. Bıraktım mı artık? Bıraktım artık son. Kızlar var. Bekliyorlar Japon kızlar. Japon mu? Geyşalar var. <laughs> İstiyorsan. Geşe beğenmiyorsan Bayan şa var. Erkek şa var. Nasıl abi espri? Çok nasıl? Şey abi ben nasıl? Çok... yorum yapmayacağım. Ben ayıkmaya evet. da gelmeyeceğim bundan sonra. Evet arkadaşlar işte işte o eşsiz anlatımımla size 10 numara güzel. İşte beklenen espri. i̇şte beklenen espri. Lisel yaptı bu kadar komik i̇şte arkadaşlar bence bundan sonra bu podcast artık bundan sonra dinlememiz gerek. Doruk yani bu zirvede bırakalım bence. Kapatalım gidelim bence. Ben kapatalım gidelim bence de. Geyşe, kızşe. İşte, işte yani bu ya. Iyi, ben bunu seneler, espri. bu espri ben senelerce düşündüm. İki hafta düşündüm ben bu espri. Yok artık İki hafta düşündüm. Dedim ki nasıl yani on numara tam yedine oturulur. Öyle bir espri olacak yani. Böyle hani Cem Yılmaz'ın var ya Faruk Eczanesi. Dillerde böyle tüm Türkiye'nin dilinde. Değil, öyle bir espri yapayım ki tüm Türkiye'nin diline dolansın dedim. Peki abi kimle çalıştın bu espriyi? Tek başına ya. mı yaptın bunu? Profesyonel, profesyonel komedyenlerle çalıştım abi. Mesela abi. Ekşici abi mi? Ekşici abiyle. <laughs> Carl Sagan'la çalıştım. Şey pardon, neydi lan adı? <laughs> bir öl, ölü, ölü bir stand upçı reis vardı ya ölmüş. Neydi? Ateist. Aha ha, unuttum. Hep paylaşıyorlardı onu. Abi unuttum. George Carlin, George Carlin. George Carlin'le çalıştım. Ben hiç bilmiyormuşum aslında. Unuttum <laughs> dedim ama. <laughs> Seç sen Evet, elisi. görüşürüz arkadaşlar. Bu esprinin <laughs> üzerine. Sinema. Evet, adresimiz Adresi John, falan da gerek yok. Siz şey bulursunuz adresiyiz. bizi zaten. <laughs> gerek yok arkadaşlar. İşte bu esprilere <laughs> merhaba arkadaşlar. Şaka yaptık. Nasıl inandınız? Şimdi zirvede de bırakmak olmaz. İnsanların kursağında kalması. Biraz azaltarak bitireyim ben. De sıçalım Şeyi biraz şey Biraz daha, biraz daha kötü, biraz daha üst düzey espri yapalım. İnsanlar hani şey olmasın. Hani çok aniden çok hızlı bir koşarken aniden Sizin durunca mi? böyle kalbin artar ya. Öyle olmasın yani arkadaşlar. Biraz böyle yavaşlayarak bitireyim. Ne yapıyorsun ya? En altta abi silmedin. Neyi sileceğim? Bozdu. Zengin çocuğum siliyorum. Ha, zengin. Sistem. Ne yazmışım oraya? Ha, ne yazmış bak. Roboski diyenleri yollamak Kickstarter'dır. Onlarla ilgili de o işte zen... ee, bu şey vardır ya işte. E, bu hmm. gene poştan selamlar o tür insanları. Bir de şöyle bir tip vardır. İşte siz doğuda neler yaşanıyor biliyor musunuz deyip de hiç Aslında böyle hiç... doğuya gitmeyenler. Onlarla ilgili konuşmuştuk ya. Tekrar onlarla ilgili konuşmayacağım. Çünkü zaten onun muhabbetini yapmıştık. Şöyle bir Kickstarter kampanyası yapsak abi. Para toplayacağız tamam mı? Bu mesajı atıp ama böyle İstanbul'daki veya işte batıdaki böyle barlardan falan böyle atıp tam kızları Aynen. şekil olsun diye. Onları da uyamayacağız. Onları abi tamam mı? Ee, ninja gibi böyle eğitim alacağız tamam mı? Böyle bir ninja grubu kuracağız. Bunu söyleyen adamları bayıltacağız. Otobüslere dolduracağız hepsini. Ondan sonra doğuya götürüp bırakacağız. Nasıl abi Kickstarter kampanyası açıyor. Para gelir mi? Gelir. Gelir. <laughs> Çok deli. Her türlü. Anladın mı? Anladım ben. Bak Kickstarter kampanyası. Adı da şöyle olacak. Siz doğuda neler yaşanıyor biliyor musunuz deyip de batıda İstanbul'dan İzmir'den barlardan çıkmayan adamları kolpaları bayıltıp doğuya götürüp bırakma kampanyası. Nasıl abi? <laughs> Hiç açıklamaya gerek yok yani. Değil mi? <laughs> Bence tutar Kickstarter açalım abi. Hemen change.org. Change.org. Change Kickstarter. Kap kapatıldı ya. Kapatıldı mı? Aynen. Change.org <laughs> kapatılsın diye o kadar şey yaptılar. Adamlar <laughs> kabul etmişler. Biz kendi kendimizi kapatırız abi. Yeterince imza toplandı bak. Evet. Neyse bunu da yazmıştım. Onu da aradan çıkartmış olduk. Heh. Kuş balık sürüsü. Çok eskiden mi ya? Veya... Çok meski Aynen. Benim Ama yüzümden... hatırladım. Hatırladım kanalına söyleyeyim. Onu da parantez içine şey, bir şey yazmış olmam lazım. Coin bir bakayım group. da. koyunluk mu yazmışım? Tamam. Hı hı. Ee, bu mesela... Şey derler ya abi işte bu kuş sürüsü veya bu balık sürüsü bir şekil gibi bazen bakarsın ya gökyüzüne bakarsın kuşlara e, gerçekten v sanki böyle v, v harfi de değil çok fazla kuş var böyle karınca sürüsü gibi görürsün ha, o zaman ama böyle öyle olmasın. bir şekle girerler ki sanki böyle tek bir vücutmuş gibi şekle girerler tamam mı? Balıklarda da aynısını görürsün mesela büyük bir balık saldırıyor tamam mı büyük bir balığı yaklaşınca hemen böyle içeri girer o şey. Grup yani. yani. Falan. İçeriye göçer böyle. Sanki böyle tek bir parçaymış gibi. İşte bunu da işte e, bir böyle yaratıcı bunu etki etmiyorsa nasıl bunlar böyle ne yapacağını biliyor olabilir <laughs> şeklinde paylaşırlar. Aslında birçok şey paylaşıyorlar da. Bununla ilgili yine e, işte e, bunu da işin ilginç yanı anti evrimci sitelerde görüyoruz. O malum anti evrimci sitelerde görüyoruz. Nasıl olabilir? Abi çok komik gerçekten. Çok komik bir argüman türü yani. Şu 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 çok garip. Bu nasıl olabilir? Olan bilmiyorsun işte. Bu kadar bilmiyorsun yani. Bilmeyince bu nasıl olabilir? Demek ki Allah yaptı. Artık bunu bunu geçelim arkadaşlar yani. Her neyse bunun mesela mekanizması. Bir de şu var işte. Mesela bu da onlardan bir tanesi. Bilmiyoruz var. Bir de birçok şey de aslında biliniyor yani. Evet. Aslında biliniyor da biz bilmiyoruz. Yani. Veya bizim Türkiye'de bilinmiyor yani. İşte bu arılar altıgen Şeklinde petek nasıl yapıyor? Arılar geometri mi biliyor falan. Ya bunlar artık <gülüyor> <gülüyor> hani bunlar iyi kötü biliniyor yani. Geometriyle alakası olmanı bilmiyorum. Bir kere anlatmıştım onu da. Her neyse bu da gerçekten çok ilginç. Yani bak bunu adamlar keşfediyorlar tamam mı? Bunun robotunu yapmışlar. O yüzden yazmıştım bunu. Swarm robot diye bir şey. Aslında robotların hepsi aynı tamam mı? Şey değil. Hani ne bileyim bir tane lider robot var. Ötekileri çağırıyor. Bir tane arkacı robot var. Değil. Hepsi birbirinin aynısı ama hepsinin şeyi var. Mesela Atıyorum, sağındaki sana yaklaştığını gördüğün zaman sen de sola doğru gidiyorsun, tamam mı? Veya arkandaki sana yaklaştığını görüyorsan sen de ileriye doğru gidiyorsun. Böyle böyle adamların kafalarında komutları var. Bu işte balıkların da ve kuşların da bu şekilde kendi kafalarında robot şey e, komutları var. Yani herhangi bir yerden komut gelmiyor bunlara. Arkadakini görüyor kendisine yaklaştığını. Ne oluyor mesela? Yandan bir balık saldırıyor, tamam mı? O balık sana yaklaşıyor, sana yaklaştığını görünce sen de öteki tarafa gidiyorsun. Öyle olunca. Refleks haline geliyor bir süre sonra. Aslında herhangi birinin kontrolü olmadan kendi içine göçmüş oluyor grup. Kuşlarda da böyle. Kuşların en öndeki kuş mesela bir yere gitmek için kafaya koyuyor. Diğeri onu takip ediyor. Veya arkadaki sana yaklaşınca sen oraya gidiyorsun. Yani herhangi birisi yönlendirmiyor. Bak mesela bunu nasıl yapıyorlar diye araştırmakla bunu nasıl yapabilirler Allah yarattı demenin arasındaki fark bu. Herifler bunu araştırmışlar. Bundan robot yapmışlar yani. Swarm robot. Swarm dedikleri de işte bir sürü küçük küçük parçanın olduğu. Bu durumda işte balık veya kuş veya arı oluyor. E olduğu bir bütün. Ve bunların da bir kontrolü, kontrolleri olmuyor yani. Çok ilginç. Koyun loop dedim ya. Bu da işte onun kanıtı. Yani herhangi bir yön yönlendiremem. Tamam dönen mi? Aynen. Şimdi bak. Olaya bak şimdi, olaya bak abi. Gerçekten süper. Ben I fucking love science diye bir site var ya. Hmm, evet. Bazen ben de diyorum aynısını yani. Şimdi koyunun özelliği önündekini takip eder, tamam mı? Önündeki nereye gidiyorsa oraya gider. Şimdi alıyorlar en öndeki koyunları. Şöyle düşün. Mesela üçlü sıra düşün tamam mı? Üçümüz yan yanayız. Arkamızda da bir üçlü var. Arkamızda da bir üçlü var. Tamam mı? Böyle üçlü ve uzun bir sıra şerit olduğumuzu düşün ve böyle gidiyoruz. Arkamızdakiler tabii bizi takip ediyor. Çobanlar şöyle bir şey yapıyor. Bizi mesela en öndekileri alıyorlar yönlendiriyorlar. Tamam mı? Yönlendirerek böyle bir döndürüyorlar kıvrım ve en arkaya getiriyor. En arkadaki koyunların Arkasına getiriyorlar. Getiriyor. Anladın mı? Yuvarlak oluyor yani. En öndekileri alıyorlar yönlendiriyorlar. En arkadaki koyunların arkasına getiriyor Yuvarlak. Ve öyle bırakıyorlar. Bıraktıkları zaman yuvarlak şeklinde oldukları yerde dönüyor <laughs> abi koyunlar. Köye gittiğinde <laughs> ben ne <de> yapacağım? <laughs> Yap abi. <gülüyor> <gülüyor> şey yapalım. Beni de çağır. Tamam, ne çağır. çağır. Ne zaman gidiyorsun? Ne zaman? Yazın gider? Gaziantep'e. Aynen. Beni niye çağırmıyorsun? Benim şeyim var. Çadırım var ne abi. Gizem var değil mi? Saint <laughs> Gaziantep, Saint Germain'e mi gidiyorsun? Aynen. Gaziantep, Saint Germain. O yüzden Fransızca öğreniyorum zaten. <laughs> Çünkü onların dilini anlamıyorum. Gerçekten çok çok ilginçti. Gerçekten hayvanların davranışları ilgili. Hatta şey vardı. Mühendisler koyunlarla böyle şey yapıyor. Ping pong falan oynuyorlar. O nasıl oluyor? Nasıl? Şey yapmışlar böyle ışıklı şey yapmışlar. Işık bağlamışlar şey koyunlara. Hı -hı. Böyle koyunları böyle yönetiyorlar. Yabancılar mı onlar, değil mi? Türkiyeli yabancı değil. onlar. Şeyde ya. Nasıl olabilir ki abi bence Allah yarattı. Işıdım <laughs> ama. <laughs> 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 Ve <laughs> öyle diyor. Işığı Allah yaratıyor Ama çok daha sonra yıldızları yaratıyor. Önce ışık, ilk günde ışık yaratılıyor. Çok daha sonra yıldızlar yaratılıyor. Neyse abi. Gerçekten ilginç ya. Öyle koyduğun zaman olduğu yerde yuvarlak şekline dönüyor abi. Ve hiç durmuyorlar da. <laughs> Çünkü, olsa bile durmuyor <laughs> Çünkü durmuyor. Neden biliyor musun? Şimdi durması için ne olması lazım? Öndekinin durması lazım. Ya yani da arkadakinin. Herkesin durması lazım aynı anda. En öndeki ha. mesela bir çoban öndekini durduruyor ya. Öndekini durunca diğerleri de duruyor. Şimdi böyle lopu aldığın zaman şey de olmuyor. Öndeki sürekli gittiği için bunlar da sürekli. Bırakırsın <laughs> sürekli öyle yuvarlak bir şekilde dönüyorlar. Yazık Direkt şey ya. çılgın tarikat gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> ama sonsuza kadar gidemezler abi. Yorulurlar. Ölürler ya. yani büyük ihtimalle. Aynen. Denemek lazım. Ben bir bakayım. Mükemmelliği şeyin mükemmelliği işte. Mükemmellik Aa Şeyde miydi? Mete'de miydi? Bak Mete'de bak deydi. sen bak. Sen kaç Aynen haftadır bakayım. yoksun. Gerçek hayatta süper güçler. Hı. Evet. Dur onun parantezine bakayım dur. Parantez içine de yazmışım. Bu işte gene taptan gerçek hayatta süper güç sahibi olan insanlar diye bir video var. Bu gerçekten önemli. Neden biliyor musun? Mıknatısı çocuk falan mı? Burada yazmıyor o da. Öyle bir şey de vardı galiba. Aynen böyle. Neyi şey? çocuk? Şey. Mıknatıs çocuk. Üzerine böyle şey yapıştırıyorlar. Çatal bıçak. Evrimle evrim sayesinde çok kısa bir şekilde çok sadece bir iki jenerasyonla bile insanların aslında ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor bu. Mesela bak mutasyon herhalde mutasyona uğramış bunlar. X-ray diye bir adam var. Bu adam bir dakika yanlış olmasın. X-ray görüyor olması lazım dur. Ha burada söylüyor. Natasha Demkina. Bu işte söylediklerine göre. Bilmiyorum bunu normal ben belgeselde de görmüştüm. Ne kadar sıkış bilemiyorum. Belki de sıkıştır. Ama insanların içindeki organları görebiliyor. Veya insanların kemiklerini görebiliyor. İmkansız mı? İmkansız değil. Gerçek midir bilemiyorum. Bakarsınız. Neden imkansız değil? Çünkü bizim gözlerimiz bazı dalga boylarını algılayabiliyor ya. Görünür şeydeki, tayftaki dalga boylarını evet. algılayabiliyor biliyoruz biz. X-ray veya daha yüksek e, şeydeki, daha yüksek enerjideki e, time ışıkları time. algılayabilirsek eğer öyle bir gücümüz olsaydı o zaman ciddi ciddi X-ray gibi insanların organlarını falan görebilirdik yani. Çok aşırı imkansız bir şey değil. O zaman yani. duvarın arkasını falan da görürdük. Yani bence, bak bence duvarın arkasını görebilmeyi bilmiyorum. Belki infrared yani diğer tarafta termal infrared olsaydı. Yani kırmızının altına alsaydım belki. Enerji bilimleri okuyor abi sen bilirsin. Sen bilirsin abi. Ne? Neyi <laughs> bileyim? Kaldı. <laughs> yani mesela bazı hayvanlar başka e, görünür ışık değil de daha fazlasını görebiliyor mesela. Evet. Ha, biz de böyle görünür ışıktan biraz daha çok görebilseydik. Yani mesela olabilecek gerçek hayatta olması mümkün Hatta mesela X-Men falan yaparsan böyle gerçek hatta olması mümkün güçlerden bir tanesi o. Duvarın arkasını görmek mesela. Çünkü infrared ışık duvardan geçiyor. Diğerlerin daha fazla enerjisi olduğu için dalga boyu daha kısa olduğu için duvarı geçemiyor. Ama mesela şöyle düşün abi. ilginç bir şey. cam. Camdan da normal ışık geçebiliyor. O yüzden camın arkasını biz görebiliyoruz. Anladın mı? Ama ondan da ultraviyole geçemiyor. Yani ultra hani şey vardır ya. Ee, sen bilmezsin tabii de, <laughs> şeyi hatırlıyor musun abi, ee, ultraviyole filtresi diyorlardı, evet. monitörün önüne sikik bir cam koyuyor ama evet. yani bildiğin camdı yani. Aldın <laughs> <Değil gülüyor> mı? Biliyor musun Aynen, UV konuş... filtresi, monitörün UV filtresi falan diyorlardı. Hatta konuşmuştuk daha Konuşmuş önce muyduk? Hı <laughs> hı bahsetmiştik. Ha şey vardı, evet radyasyon geçir, geçirmiyor falan. Evet evet evet. O, or konuda bir koşmuş. şey mi? Gereksiz bir şey. Ne kadar ilginç bak. Sen mesela şu anda gözün mesela infraredi falan görseydi şunu da belki şeffaf duvarı da mesela şeffaf cam gibi veya yarı saydam görev, görecektin yani. Baktığın zaman. Çok ilginç lan. Yani camın mesela nasıl arkasını görebiliyorsan aslında yani bizim de süper güçlerimiz var. ...düşünecek olursak. Yani Görünen ışığı görüyoruz. Görünen ışığı görüyoruz yani. O da bir Bo, süper güç. Boru değil ya. Yani. Ciddi, ciddi ciddi... Ciddiyim bak. Uzaydan bir yaratık gelsin... ...tamam mı? Baksın mesela biz böyle... ...camın arkasını görüyoruz. Ha oh, siktir! Oha! Oha! Ananı sikti Çünkü adamda... ...sadece şey varmış. Sadece UV'yi görebiliyor. Tamam mı? Gözü ona göre... ...şey olmuş. Evrimleşmiş. Gözü sadece UV ışığı algılayabiliyor. Tamam mı? O mesela yaratık böyle baktığı zaman... ...camın arkasını göremez. <laughs> Sen gö Mete kitlendi yalnız. <laughs> Mete anlam ifade etmiyor. Diyorum arkadaşlar kafası <laughs> güzel <seyredin>, dinleyeceksiniz bizi. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi anladım, öyle. Anladım. Yani bizimki de süper güç aslında. Camların arkasını görebilme gücü. Şey aklıma geldi bundan çok çok yıllar sonra bizim gö gözümüz başka türlü evrildiğinde bu dediğimiz yine olur bence. Şimdi bak bu dedikleri doğruysa olabilir. Hani gözünde bir evrimi var sonuçta. Yok mu lise, sen senmez. Ama şöyle, e, ama şöyle bizim şu anda en çok yani hayatta kalmamız için en çok işimize yarayan şey ya, e, görünür ışığı görmek ya. Diğerleri o kadar önemli değil. Görünür ışığı görmek bizim için çok önemli olduğu için çok fazla evrimleşmez ama mesela şey olursa yapay seleksiyon. E, şey mesela göz olarak daha böyle görülmeyen, yani daha karanlık yerlerde daha iyi gözü görebilen insanları alıp da Aynen. onları böyle çiftleştirip onlardan çocuk yapıp da falan belki bir şeyler çıkabilir. Manyak Aynen. böyle gözleri olan çok güçlü gözleri olan insanlar çıkabilir ortaya. Aynen. Yani. İşte Darwinist evrimciler. <laughs> Sen onu biliyor musun? Darwinist evrimciler Naziler de evrimcilerden Darwinistlerden faydalanarak biliyor musun onu? Kedi mi? Kedici mi yapmış? Kediciler. Şimdi biliyorum Eugenics, biliyorum. Eugenics diye bir olay var tamam Bu gerçek bir olay. tamam. Eugenics mi? Eugenics diye. Yujin. Aynen Yujin. Yujin oradan Hadi geliyor. Hadi Yujin e, mesela iyi gen veya işte iyi yani do, doğumdan itibaren iyi bir ha. insan. Anladın mı? Aha, anladım. İyi bir şekilde doğmuş. Kaliteli doğmuş. Yujin ona dönüyor. İsim olarak Yujin doğan anlamı mı geliyor bilmiyorum ama belki de odur yani. E, aynen. Amerikalılarda Cazı genelde var. olmaz ama yani manalı isim olmaz genelde ama bazen de Tut oluyor. Belki de. Bazen de oluyor hocam. Summer <laughs> diye isim var. Hope diye isim var mesela. Aynen. Yani bizimki gibi değil. Bizde hep olur ya. Yani. Bizde isminin anlamı ne? Akıllı efendi usta demek. <laughs> bize abi bizde isimler iki türlü. Türk kökenli ise Mete, Efe, Liseli. <laughs> hani ne anlama? İşte savaşçı. İşte Kuvayi Milliye'de savaşmış. Şurada savaşmış. Bir de böyle Arap kökenli var. Mazlum, Mahsun, Zavallı. <gülüyor> zavallı. <gülüyor> İyi huylu. <laughs> Ma abi çok ilginç. Mazlum diye isim ben hiç düşünemiyorum. Çocuğuma mazlum diye. Nasıl bir kültür? Çocuğuma mazlum diye isim Mazlum. Ben şey e, aşağılık listen, koyacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğumun adını aşağılık koyacağım. Hani şey diyorlar ya filmlerde falan. Çocuğumuzun adı gül olsun, hep gülsün. Ben de şey diyeceğim. Çocuğumun adı aşağılık olsun. Maşallah. <laughs> Hayır, hep zulüm görüyor diyelim. Gerçekten çok ilginç. Bir mazlum diye hiç var mı arkadaşlar aranızda falan? Çok ilginç ya. Çok, yani bana çok acayip geliyor. Meğer bizim bilmeniz bir anlamı daha varmış. Allah kahretsin cahil Efe Aydal bunu da bilmiyorsun? Mazlum aslında vardı. savaşçı demek. Mesela baran ne demek biliyor musun? Evet. Yağmur mu ne demekmiş? Baran şey demek sürekli bara giden adam <laughs> bir dakika yalan mı peki? Doğru abi. Doğru. <laughs> Aynen. Yani ben de çocuğumun adı sürekli bara gitsin ya. Bara mı mesela yani? Senin gibi okula mı gidecek? <laughs> Mesela senin baban şey demiş değil mi? Çocuğumun evet. adı liseli olsun. Sürekli liseye gitsin. Aynen. Hani üniversite geçince düşünürüz. <laughs> o zaman üniversite <gülüyor> yok. <laughs> Düşünemem. Ya işte hani o zamanlar liseye giden büyük adam oluyor ya. <laughs> Bu senin dediğin işte Aynen. manyetik vücut. Mıknatıs çocuk. Bunu görmemiştim ama evet. Başka bir yerde başka bir Bu var. gerçek mi ya? Gerçek gerçek. Neymiş? Yeteneksizsinize geliyor. Nasıl okunuyor ismi? Liev Tov. Yeteneksizsinize gidiyor çakmadır <laughs> ama <laughs> büyük ihtimalle. Yeteneksizsinize gidiyor. Ajın parası yiyorlar ya. Yani bardak, yani bardak yemek yetenek İki tane onun iki tane hilesi var abi Bardak mı? Ee, bir tanesi şeker bardak yapalım. Bir tanesi şeker bardak Bir tanesi de az sonra göreceksin burada olması lazım Her şeyi yiyen adam Bir tane adam uçuyu kompleymiş <laughs> Midesinde böyle bir bilmem ne asidi mi ne oluyor tamam mı Bir şeyi her boku eritiyor Ne yersen niye eritiyor Gerçekten şey değil yani, yani Herhangi birisi böyle çok çalışarak yapabileceği bir şey değil Gerçekten bir mutasyon yani o da Bak burada bakarız şimdi kesin vardır o da Arabayı mı yemiş? Kameraların karşısında. Abi, Arabayı yani yemiş? Öyle, mı yemiş? uçağı mı yemiş? arkadaşlık etmez yani. Telefon <laughs> yani. Duvara fırlatması iyidir. <laughs> i̇dile şey id, silinleniyor. <gülüyor> <gülüyor> ah diyor böyle ısırıyor bir tane. Süper, e, superhuman memory. Evet. Bunlardan zaten çok var. Süper insan e, hafızası. Ama bu gerçekten yağmur adam. Şey, ma rahmet okutacak adamlar var. yani gerçekten. Bir şey ya balık yiyin. işte zihniniz Güçlensin. Uyumaya hiç ihtiyacı olmayan adam. Ciddi misin? Oha. Çok güzelmiş ya. Piyu. Aynen. Bütün gün Night Online. Bak bu adam, bu adam işte. Bunu görmüştüm. Her şeyi yiyen adam. Evet. Stomach of Steel. Metalle besliyorlar herhalde. Ama böyle. yazmamışlar. Michael. Bur Lodito. Bu bu sayfa, bu site biraz tırk. Benim gördüğümde işte programda neden olduğunu da yazmışlar. Yani o bir mutasyondan kaynaklan, midesinde olan bir mutasyondan Dişleri kaynaklan. o kadar güçlü o... Nasıl ısırıyor? Bilmiyorum nasıl dişleri ısırıyor mu yoksa Dişlerden değildir büyük Şuna tane. baksana şu asıl iyi ya. Evet. Süper lang abilities. Keşke bende olsa. 58 dil bilen adam. Oh. 58. Türkçe var mı? Kesin şey? şeydir bu ya. Bu şeye çıkıyorlar ya evlilik programına. Abi 86 <laughs> dil biliyorum. Hello, Hello. Hello. Merhaba, nasılsın? Bonjour. Bonjour, biji, konichiwa. <laughs> Bak, eagle vision, kartal gözü. Normal insanlardan 20 kat daha güçlü. Yani bende de bu var. Mesela Var mı? Aynen. Ne görüyorsun? 20 kat abi, daha mı güçlü? Aynen. Kanıtlı abi bunu. Şu an mesela might görebiliyor musun suratına? Her ben insanın uzağa gideyim bak. Her insanın suratına might var Mesela sen onun suratına might görebiliyor 12 musun? 12 numara ol. Esot 12 numara olsun gör. Tamam. Görür müsün? Aynen. Yaz 12. <gülüyor> 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 evet, otobüs beklemekte insanların gözü biraz kartal göze dönüyor ama. Evet. <laughs> Bir de mesela kartal kulak vardır. Özellikle liselilerde olur. <laughs> şey olduğu zaman mesela böyle sen odandasındır mesela tamam mı? Böyle bel belgesel, se ha, belgesel seyrediyorsun anladın YouTube'dan mı? YouTube'dan yani yani. Bir izliyorlar. YouTube'dan çok böyle önemli Sinir. belgesel gece, bir gece birde. Böyle bir tuvalet sesini duydun anda <laughs> anladın mı? Kartal kulağı değil de ne kulağı olur artık o? Ne oluyor? Fillerin çok büyük kulağı <laughs> olduğu için daha iyi duymaz mı? Abi? Lise'li kulağı. Lise'li kulağı abi. <laughs> Böyle en ufak bir tıkırtıyı falan duyarsın yani o kulaklar bayağı gelişir. Evet hani ülkece gözlerimiz var kulaklarımız <laughs> çok gelişmiş. Gözler ondan sonra fotoğrafik hafıza. <laughs> değil Yok. mi? Yoksa eleniyor zaten onlar. Aynen fotoğrafik hafıza. Yani Doğal seçimde Evrimde, eleniyor. Evlilik sürecinde eleniyor. Yani Türk olmak ayrıcalık. Bunda da mesela bak. Bunda mesela alıp çoğaltman lazım. Böyle güze, güzel gözleri Yeter. olan güçlü gözleri olan. Çoğaltacaksın. Sonar vision. Aa evet bu var. Kör bir insan. Aynen bunu görmüştüm. Pain tolerance bu çok normal zaten. İyi, Pain tolerance şey. dedi hiç acı hissetmiyor ama bu zaten var. Çünkü yani acı şeyi yok adamın. Ha, o olabilir ya yani. güzel bir şey değil. Hayvanlarla konuşmak aynen güzel bir şey değil. Çünkü sürekli biz farkında değiliz. Yatağa yattığımız zaman bile Bizi... onu hissetme Biz aynen. kendimiz otomatik dönüyoruz ya sağa sola. Acı, acı hissi şey. olmayan acı hissi olmayan adam saat kurmak zorunda. Saat kuruyor hissetmiyor çünkü. Eğer dönmezse çürüyor. Hı. sırtı çürüyor mesela. Biz acı hissettiğimiz için veya işte o baskıyı, rahatsızlık aslında. hissettiğimiz için dönüyoruz. Hı. Herhalde. Yani Hı. hep şeyi diyorlar ya. Neden diyorlar mesela? Acı gerçekten bize çok büyük bir rahatsızlık verir. Bazı hatta dayanamayız. Ağrı kesici falan almak zorunda kalırız. Şey diyorlar mesela evrimsel süreçte. Mesela neden bu kadar bizi rahatsız eden bir şey yerine biz daha az rahatsız eden işte terminator'da falan vardır ya şurada köşede bir böyle şey Error çıkar. Error veriyor. Error çıkıyor tamam mı? Diyor ki mesela <laughs> midende sıkıntı var. Neden böyle daha az rahatsız edici bir şey olmamış? Cevap da çünkü gerçekten düşünecek olursan o. Ee, yani çünkü öyle köşede işaret olarak görse kimse siklemez onu. Yani virüs programını bile kapatıyorsun. Aynen. Hani virüs görüldü diyor kapatıyoruz. <laughs> Yoksaydı ya. Ne devam <laughs> ediyoruz yani siteye bakmaya hala devam ediyoruz. <laughs> hani YouTube'a <laughs> bakmaya devam ediyoruz. <laughs> hani <gayesel YouTube> <laughs> Bu da onun gibi. Büyük ihtimalle hani o acıyı çekmeyenler, acıyı yaşamayanlar zaten elenmiş ölmüşler yani. Bir de şeyi düşün. Biz şu anda hani modern insanlar olduğumuz için çok fazla düşünemiyoruz. Bir de bunun şeyde olduğunu düşün. Yani eski ilkel insanlarda veya ilkel hayvanlarda olduğunu düşün. Çok fazla bir zekaları da yok yani. O yüzden bir yerde bir sorun olduğunu ancak aşırı acıyla anlayabiliyorlar. Aynen. Keşke biraz zeki olsalarmış da. Çok. Ve da aynısı da. Aynısı da. <laughs> aynısı da üremek için işte. Üremek için de böyle çılgın bir böyle istek var, ya, çılgın bir ihtiyaç. Her şeyi bırakıyor ya adam. Yani kız için, hormonları için, evi, arabayı. Hormon. Yap yani. Yapmadığı şey yok ya. Ha, şey mi? Ortamda kız görünce değişen. Ya Ay, bak, yapma. hormonu yok <laughs> ya. Maymunken biz maymunken ormanı yakmışız yani. O yüzden sen bilmiyorsun. Afrika'da diyorlar ya savan savan da olmuş hani eskiden ormandı burası ormanı yakmış adamlar çünkü yani. <laughs> Ormana gidin. Şey falan oluyor ya. Bu çok klasiktir yani. Dayı böyle tamam mı? Evli dayı. Böyle bir Bulgaristan'dan bir kız arar. Ondan sonra der ki: "Aa der ben Türkiye'ye gelmek istiyorum. Sizin evinizde kalabilirim isterseniz falan. Gelmem lazım ama bana para verin falan." Ondan sonra evini ipotek ettirir. <laughs> tarlasını satar. Ulan görmedim bile daha yani. Kredi falan daha falan görmedim. Daha sadece sesini duydun. Genç bir kız. Daha görmedim bile yani. Aynen kredi çeker bankadan. Ondan sonra televizyon çıkıp mağdurum diyor. Ulan sen, sen her şey sen eğlen zaten ya. Sen yazık senin çocuğun keşke olmadı. Ben ben başta olduğum zaman direkt çocuklarını böyle şey yapacağım. E, kısırlaştıracağım ama ama senin gelinden daha fazla yayılmasın. Diye. İşte o eugenetik stilinden olay o. Az önce demiştim ya. Çok değişik bir şey aslında. Şimdi bak naziler bunu yapıyor. Nazilerin olayını herkes bilir. Hatta şeyler falan işte o kediciler falan da onu söylüyordu. Hı. İşte diyor e, ulan, Evrim... e, abi evrimin gerçek olup olmamasıyla tamam mı? Diyelim ki gerçekten evrimciler zalim. Diyelim gerçekten Hitler. Hitler aslında Hristiyan birisi. Diyelim gerçekten Hitler Darwinist. Ateist değil miydi? Ya? Oğlum Stalin Hitler Hristiyan, Hristiyan. abi. Hitler dini çok Aynen. kullanan bir adam. Senin dedin Stalin. Tamam Partisinde Allah da... kahretsin Mete. <laughs> Gene mi geldi? Partisinin adı de şey değil mi? Almanlar ve Hitler Partisi. Hristiyan Almanlar ve Hitler Partisi. <laughs> Hitlerler Partisi. Bakamıyorum ben çünkü sadece... <laughs> muhafazakar bir parti. Hitler Partisi yazsam çıkar i̇şçi mı? İşçi Partisi değil mi abi? Hitler'ler mi? İşçiler Partisi. <laughs> Nasyonal işçi Sosyalist partisi. oğlum. Aynen, Nasyonal Sosyalist. Baktı of, ya. Bilmiyorsunuz ya. Nasıl bilmiyorsun ya? Of ya liseli ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Her neyse. Hayır. O adamın diyelim ki gerçekten Dini. böyle evrimci, gerçekten Darwinist bir adam. Gerçekten böyle ateist bir adam. O adam gerçekten böyle kötü niyetle kullanmış evrimi. O adamın evrimi kötü niyetle kullanmasının evrimin gerçek olup olmaması ile ne alakası olabilir? Mal mısınız arkadaşlar? Yani dinleyip de inanan, bu adamı dinleyip inan. Bu ne biliyor musun? Aslında sebep şu. Bu niye kullanıyorlar? Bunları kullanmaların sebebi şu. Aa biz evrimci olursak bak biz de kötü adam olacağız. O yani. Ne alakası var yani? Ben mesela ben e, hani dini reddettiğim zaman ateistim dediğim zamanlar çok fazla böyle etrafta sesi çıkan ve bölücü olmayan ne bileyim vatansever ateist yoktu yani etrafta fazla. E ne olacak ben şimdi korkumu ateistim demeyeyim mi yani? Anlatabiliyor muyum? Birçok kişi zaten ona korkusuna bunu söyleyemiyordu zaten. Çünkü ateist kelimesini parsel... Hani birçok kelimeyi parselliyor ya zaten adamlar. Birçok azınlığı parselliyor. Ateisti de parsellemişler. Korkusan. Her neyse şimdi bak Hitler'in yaptığı olaya dönecek olursak. Eugenics diye bir olay var tamam mı? Bu adam bunlar direkt ırkçılığa aslında bağlıyorlar. Diyorlar ki işte bu şunlar aşağılık ırktır. Bunları direkt öldür gitsin. Tamam. O zaten, onu zaten herkes biliyor. Onu atıldın atıldın onu zaten herkes biliyor bunu yaptın da bunun haricinde e, diyelim ki hastalar sakatlar zeka özürlüler bunları da temizliyor abi diyor ki iyi ırk olsun ondan sonra e, mesela onun işte Aryan dediği böyle işte sarışın çok e, şey sağlıklı insanları da çiftleştiriyor onlardan böyle üstün insan çıkartmaya çalışıyor falan bunu işte neyse Nürnberg e, şeyleri mahkemeleri denilen bir olay var yani bu İkinci dünya savaşından sonra bunu yapan insanları yargılıyorlar. Ve onlar da savunma olarak şunu diyorlar. Bu, biz, bunu biz sizden öğrendik. Çünkü aslında bu işin eugenics olayını ilk çıkartanlar Amerikalılar, İngilizler bunlar. 1900'ün başlarında olan bir olay. Ciddi ciddi Amerikalılar bunu yapmış zamanında. 1900'ün başlarında. Ne yapmışlar abi? Şunu yapmışlar. Mesela e, zeka gerilim var. Anladın mı? Aklına birisi geliyor zaten onu söylemem adını da. Direkt aklına gelmiştir birisi. Diyorlar ki sen kardeş diyorlar. Senin biz tüplerini bağlıyoruz. Sen çocuk yapamayacak, Sterilize ediyorlar. Ondan sonra işte gene e, kronik hastalığı var. Genetik olarak hastalığı var. Bunların hepsini sterilize ediyorlar. Şey diye. Genetik olarak insan to yani toplum olarak üstün insan olalım diyor. Diye. Yaptıkları olay bu. Sence iyi bir şey mi kötü bir şey mi mantıklı mı mantıksız mı? Etiğini geçtim. Yani gerçekten toplumu iyiye götürür mü götürmez mi? Yani götürse bile hani biz göremeyeceğiz. Yani bana yaramıyor. Mantığa, Mantığa gel. Mantığa gel. Hani yaparlarsa. Şeyden bahsediyoruz Hani üstün ırk çalışmaları. Hani bu. Bak bir mesela... 50 senede olacak. Evet bir şey değil evet. zaten. Ama topluma, yani şunu diyorum topluma gerçek. Diyorsun ki sen, ya benim için önemli değil ama toplum, yani Türk toplum mesela Türk toplumunda e, tamam hepsi mı? en akıllı. Türkiye'de diyelim. bunu yap, yapsak. Ay ya adam kalmaz o zaman da. <laughs> Sence ya adam gidiyor amcasının çocuğuyla evleniyor yani. Bence e, bence ortada şey kalmaz. Güzel insan kalmaz. Çünkü mesela atıyorum bir meta ırkı var, bir Liseli ırkı var. Bir de Bunlar Efe, çiftleşiyor Efe abi. <laughs> Efe abi. ırkı var. Liseli var. Tamam. Yani, meta yani şey şimdi mi? eğer Afrika'daki insanlar Asya'daki insanlarla birleşmeseydi Afrika'daki insanlar birbirleriyle birleşip dursaydı çok çirkin bir Ben şey diyorum ama bütün dünya olarak değil. Bir ülke Türkiye sadece. Tamam Türkiye'de ben de öyle yani genişlettim. Bak Türkiye'de şey... şöyle de değil. Bak ırkçılığı Heh. da geç. Bu adamlar çünkü ırkçılık yani Amerika'daki yapılanlar Hı. ırkçılık da değil. Sadece ırk, ırkçılığı da geç. Sadece mesela zeka geriliği olanlar. Ondan sonra ne bileyim Mongol'lar. Heh, onları ne bileyim, atıyoruz bu? Onları şey yapıyorsun. Kısırlaştırıyorsun. Öldürmüyorsun da kısırlaştırıyorsun. Yani. Ondan sonra bir kronik hastalığı olanlar. Doğuştan hastalığı işte, olanlar. Zaman. Kuzen kuzene gelir denk gelir anladın mı? O kadar olmaz ya. O kadar olur abi ya. 3-5 kişi kalması lazım. Şimdi, 1 milyon kişi kalsa bile, 70 milyondan 1 milyon kişi kalsa bile gene birçok kişi kal kuzen kuzene dönmez o yani. Ya işte yapay seçilimde plan mesela bir iki köpek var, pitbull mesela tamam. çok güçlü biliyorsun. Sonra dogo Argentina. Hani bu o adamların ne istediğine göre değişir hani. Hmm. Bir bakarsın herkes çok güçlü olmuş. Şimdi bu. E Uygulamada niye bırakmışlar? Evet. ilginç bir tartışma konusu arkadaşlar. Bunu kesin mesela düşünen vardır. Çünkü aslında düşünecek olursanız tamam mı? Ya etiğini geçtim olayın. Bunu düzgün uygulayabilen birisi. Hitler işte düşünmüş ama uygulamada yapamamış. Bunu düzgün uygulayan birisi bence bir üst seviyeye çıkar. Toplum olarak, ülke olarak bir üst seviyeye çıkar. Ama mesela Amerika niye yapamamış bunu? İngiltere niye yapamamış? Şeyden dolayı. Çünkü abi başa gelen insan da tamam mı? İstenmeyen istenmeyen genetik özellikler veya istenmeyen karakteristik özellikler çok tartışma konusu, çok değişiyor. İstenmeyen karakteristik özellik ne demek? Şimdi mesela başa geliyor bu insanlar. Mesela e, ciddiyim şeyleri mesela kaşar kadınları şey yapıyorlar, kısırlaştırıyorlar. Gençliğimiz kaşar olmasın diye. Kaşarlı kısırlaştırıp sizin çocuğunuz kaşar olmasın diye. Yani her önüne gelenle yatanı. Ondan sonra tembelleri. Sen tembelsin diyor. Seni kısırlaştıralım diyor. Mesela şu an bizde olsa işte tamam sorun orada zaten. O yüzden Olmamış yani. Bizde olsa... bizim kısırlaştırsın. Aynen. Abi. Ateistleri kısırlaştırırlar direkt. Aldın <laughs> <laughs> mı? Yani uygulama bizde olsa direkt ateistleri ya yani Bunlar çok fazla sorun çıkartıyor. Ben başa geldiğim zaman aslında benim yapacağım olay buna benzer bir şey. Farklı bir ver Eugenics'in farklı bir versiyonu gibi bir şey. Şimdi mesela e, hadi tamam şeyler de geldi. E, mülteciler de geldi diyelim yerleşti. Tamam mı? Onları zaten bir iki kuşaktan sonra seçip de ayıklayıp da onları da atamazsın. Eee... Ama ne yapabilirsin? Şöyle bir şey yapabilirsin. Abi bazı adi suçlar belirleyeceksin, tamam mı? O adi suçları yapan insanları süreceksin direkt. Belki de hatta hiç hapse bile koymadan veya hapse koyacaksın. Mesela adi suçlar derken te tecavüz değil mi? Öyle, mi? öyle mi? Aslında adi suç hukuk sen sen bilirsin enerji bilimleri okuyorsun Mesela tecavüz ya. adi suç mu oluyor? Yoksa böyle tırt suçlara mı adi suç deniyor? Bilmiyorum. Abi nasıl bir enerji, enerji okuyorsun ya? O tecavüz yani. ederken enerji kullanmıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> enerji kullanmadan mı tecavüz ediyorsun? Şimdi enerji gerekli. Liseyle yani. dedi ki ben <laughs> enerjisiz tecavüz ederim. <laughs> tamam, hiçbir fikrim yok o konuda. Her neyse tamam o zaman tamam. tecavüz değil. Tamam tecavüz, tecavüz diyelim. Tecavüz edenleri. Tecavüz suçlusu. Ondan sonra işte organize hırsızlık. Anladın mı? Bu tür suçlar. Sen bunu yapıyor musun? Bir de çeteyi. Çeteyi de buluyorsun. Hiç hapiste uğraşmayacaksın. Direkt. Aa, bu barayız gitti o zaman hiç direkt yani. dışarıya. Peki abi bu barayızı şuradan Bu barayızı şurada kullanacaksın. Heh. Mesela tecavüz etti adam, tecavüz etti adama sen de mesela bu bayla tecavüz ettireceksin. Ondan sonra sınırda tamam, Tecavüz Böyle edip, edip öldürdü. O zaman ölene kadar mokoko. Onu <gülüyor> affetmeyeceksin. <gülüyor> ölene kadar, mo ölene kadar bu mu? mokoko? Ölene kadar mokoko. Önek yani. Ondan sonra da alacaksın iç organlarını artık dağıtacaksın ihtiyacı olanlara. Oh çok iyi olur bence. <laughs> ben Ama onun haricinde işte kapkaç, gasp diyorlar işte o şeylerin mesela. Ee, emeklinin mesela parasını çalıyor her sokak ortası. Bu tür böyle yani en pislik adamları toplayacaksın bunları. Hiç hapisle uğraşmayacaksın. Bir ülkeyle anlaşacaksın. O ülkeye yollayacaksın. Orada ne yaparlarsa yapsınlar. Hiç umurunda değil yani. Rusya ile anlaşacaksın. O kadar ve mesela para aynen. Para versen tamam mı? Bir ülkeye senelik para vereceksin. Ben bunu bu adamları size süreceğim diye kabul ederler. Ve o... aslında sen kar da edersin. Çünkü o adamları zaten harcayacağın birçok para var. Yani şu anda doğruya doğru tamam demokrasinin bir sürü artısı var ama şunu düşününce insan çok sinirleniyor. Tecavüz eden adama sen hediye veriyorsun veya emir vererek, emir vererek böyle bir sürü e, sivilleri veya masum insanı öldürten adamlara diyorsun ki sen ömür boyu sana otel cezası. Tecavüz eden adama otel cezası veriyorsun. Diyorsun ki seni besleyeceğiz, yedireceğiz, içireceğiz. İnsan sinirleniyor yani. Ve bak tecavüzler o kadar azalır ki. O kadar azalır. Çünkü bizde böyle hani çıldırdığı için ne bileyim böyle hani hormondan artık gözü dönmüş de öyle tecavüz değil. Bizde bir tecavüz kültürü var. Bizde tecavüz kültürü var. Bizde şöyle bir şey var. Kuyruk sallıyorsa istiyordur. Kuyruk sallıyorsa istiyordur kültürü var. Yoksa bu kadar çok tecavüzü nereden çıkacak? 45 kişiye tecavüz etmişler ya. Bu arada arkadaşlar uyardım. 45 erkeğe bir de erkek öğrenciymiş. Kız öğrenci de değil. 45 öğrenciye tecavüz edildi deyince özellikle de erkek demeyince ben herhalde kızlara tecavüz ettiler sandım. Bir de 45 erkeğe tecavüz etmişler. Yani bu kadar genetik olarak bu kadar akli dengesi bozuk insanımız yok bizim. Bu bizim tecavüz kültürümüzden kaynaklanıyor. Anladın mı? O yüzden tamam mı? Abi mesela o, o adam 45 erkek öğrenciye mi tecavüz etti? Alacaksın onu tamam mı? Herkesin böyle görebileceği bir yere. Kameralar da olacak. Canlı yayında. Getireceksin abi o bu bayı. Yani, Ulusa sesleniş gibi değil mi? Olsa bütün kanallarda olsa olacak. Olsa yükleniş. Aynen. Olsa yükleniş yapacaksın abi. Getireceksin bu bayı. Herkesin gözü önünde. Adamın da adını soyadını her şeyini söyleyeceksin. Adamın da yüzünü göstereceksin. Orada herkesin içine tecavüz edecek. O kadar azalır ki tecavüz. O kadar azalır. Millet çünkü kafayı yediği için falan tecavüz etmiyor. Millette böyle bir kültür olmuş. Ha ama en namuslu biz o En namuslu biz ama böyle bir kültürümüz var. Tecavüze uğradığı zaman direkt uğrayan suçluyoruz yani. Başa gelince arkadaşlar. Yani gördün gibi bu da aslında bir Eugenics'in değişik bir versiyonu. Yani böyle pislik yapan adamları direkt sür. Bunu ben çoluyor çocuğu hiç uğraşamam yani. Orada işte belki şey olur. Anası gelir ağlar falan. Benim çocuğum nereye gidiyor? Tamam kardeş sen de bin. Sen de bin otobüse. Yem yiyecek içecek de bizden yani. Yiyecek içecek bizden. Git o ansa o ülkeye. Birlikte yaşayayım mutlu mutlu. Ya yani o yüzden işte biraz da milliyetçilik diyorum ya lüks değil ihtiyaç. Çünkü ne yapacaksın bu adamları? Sınır dışı başka bir yer yollamayacaksan ne yapacaksın? Öldürürsün yani. Başka hiçbir şansın yok. Yani o adamın çoluğu çocuğu bu ülkede yaşasın veya bu, o adam daha doğrusu o adam bu ülkede çoğalmasın. Çoğalmamalı istiyorum ben. E ne yapacaksın? Başka bir ülkeye süreceksin. Evet. Oylar hangi partiyeydi? Mete Efe. Sen onu biliyor musun? Mete Efe Lisseli Partisi. Hayır. Hayır. Mete Efe Mehmet Ekşici. O ne? Ne oluyor? Birleştirici harfleri. Mete, Efe, Mehmet harfleri. Mehmet, Ekşici. Meme. Çak. Meme Parti. Çok iyi değil mi? Aynen. Ben tekrardan Mete çıkacaktı sandım içinden. <laughs> o da <daha> komik olmazdı. <laughs> bak bunu da görmüştüm. Fotografik memori. Fotografik hafıza. Aa, evet. Bu adamda mesela adamı helikopter. burayı görüyor direkt çiziyor mu? Aynen öyle. Helikopterden gezdiriyorlar adamı. Şöyle gezdiriyorlar. Ondan sonra mekana götürüyorlar. Adam mekanda böyle komple panorama çiziyor. Hayvana bak. Çok iyi değil mi? X-Man lan adam. Bildiğin X-Man yani. Long distance running. Kim bunlar fotoğrafta? Kızıl derili gibi bir Aynen. şey. Aynen. Tarahur Haruma. Lütfen kızıl derili demeyelim. Ha, Iceman Indian, bak. Indian American. Bak Iceman bunu da görmüştüm. Wim Hof. Sabah akşam giriyoruz. Yok. <laughs> Aynen <Sabah gülüyor> bu. bu işte <laughs> bu. Yaskış. Yaskış, yaskış giriyoruz. bu onun Rus <laughs> versiyonu galiba. <laughs> bu. Yaz kış giriyoruz efendim. Evet. Böyle bak neden bak böyle ekstrem adamların var olduğunu i̇lk bilmek. İlkokul mezunu ama. Öyle yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle şey. Wim Hof İl ilkokul mezunu ama yaz kış buza giriyor. <laughs> şey buzdan çıkıyor o da öyle diyormuş böyle. Ne diyorlar? Yaz kış mı diyordu? Yaz kış giriyorum efendim. <laughs> Abi ne üşümüştük o gün ya. Onun geyiğini yaparken <laughs> Bak o lafı duyunca direkt üşümeye başladım gene. <laughs> Ama o direkt dansı, dansı yapmadık olmuş. onun dansı vardı yeterli. <laughs> Yılan dansı yapıyor. İşte ilkokul mezunu olmamız lazım <laughs> onun için. <laughs> i̇lkokul mezunu ama olmamız lazım. Neyse yani bak insanların ne kadar ekstrem e, şartlarda da yaşayabileceğini görmemiz şu bakımda önemli. Şimdi diyelim buz devri geldi tamam mı? Tak diye buz devri geldi. E, bir iki kuşakta direkt herkes bu adam gibi olacak şekilde evrimleşir. Nasıl olur? Bir... İlkokul mezunu ama... Çünkü zaten <laughs> o zaten onun çocukları yaşar. Bir de bunun <laughs> çocukları yaşar. Diğer herkes ölür çünkü. Aynen. Diğer herkes ölür. Dünyanın yüzde biri falan kalır böyle. Çünkü işte evrim böyle gerçekleşiyor. Aynen. Evrim doğaya göre gerçekleşiyor. Evrim nasıl oluyor? Nasıl evrimmiş? Hani bazen diyorlar ya işte şu hayvan 100 milyon yıldır evrimleşmedi. Evrimciler hani neredesiniz falan diye. İyi de abi orada işte ortam değişmiyor. Ortam değişmiyor. Predatör yok. Veya işte predatör yani aşağı yukarı aynı yani. Çok böyle hani yarış yok. Predator yarışı yok yani. Dengeliyor. Kendimiz. Dengeliyor. Dengeleyince de aynı kalıyor. 100 milyon sene değişmemesi normal bir şey. Hmm. Yani bu şeylerde evrim ağacı gibi evrim konusu daha uzman siteler şey diyor. Yani evrim gene oluyor diyor. Ama hani sen gördüğün zaman şey olmuyor. Hani orada da gene krokodil. Bugün de gene krokodil. Ama aslında bir gene değişim, değişim var diyorlar. Ama tam onu geçtik yani. belki vardır gene ama Baktığın zaman ikisi de krokodil gibi yani. 100 milyon önce 100 milyon sonra. Çünkü ortam değişmemiş. Orada mesela aniden bir iklim değişimi olsa kesinlikle evrimleşir. Kesinlikle evrimleşir. Şey deneyi vardı. Karsegün var ya bu şey şarkılarında. esarkeş. Esarkeş oldu. Onun bir kitabı var Kozmoz diye. Orada bir tane deneyden bahsediyor sinek deneyi tam hatırlamıyorum sinekti sanırım. Şey yapmışlar abi. Bir tane sinek için bir ortam oluşturmuşlar. Tatlı bir ortam. Hani ballardan falan galiba oluşuyor. Petek ballardan falan. Sineği o petek balların arasında çiftleştiriyorlar. Sonra e, olan onun sineğin şeyi yavrusu da şeker çocuk. Annesinden, abi. babasından daha farklı bir canlı olarak ölüyor. Çünkü ortam farklı. Çok tatlı bir sinek oluyor değil mi? Daha ha, tatlı. Daha böyle öyle. kanatları daha büyük. Kesper. gövdesi daha küçük. Hani kendi annesine babasına göre daha farklı bir şey oluyor. Evet. Bu da işte evrimcileri. Evet hani Mete cahildi? <laughs> Aynen. Oh kapak. <laughs> hani Allah kahretsin Mete'yi de? Evet bakın Mete de bir şey biliyor. Şimdi thank god. Thanks god <laughs> oldu. <laughs> evet. Neyse. Geçelim. Ya dur bakayım başka var mıymış? Superhuman <laughs> Reflexes. Real Samurai Sword Teknik. bunu ha, Şeyi kesiyor. Tam bu kadar. Ha, aynen bunu biliyorum. Kurşunu kılıçla Kurşunu, kesiyor kılıçla değil mi? Kurşunu kılıçla evet. kesiyor aynen. Yani. Oh, kafa atacak Mermiye kafa aynen. He, o var mesela aynen. <laughs> Türkiye'den superhuman mermiye kafa atan. <laughs> mermiye kafa atıp yaşıyor <laughs> adam. Mr. Tatlı Ses. Ah. Çiğ köftesi var. Ah. Abi nasıl ok... Ha, tamam tamam bunu. Bunu konuşmadık değil mi? Eugene's. Konuşayım. Az önce hayır, okuduk. Hayır, az hayır. hayır bu böyle okunuyor ama. Eugenics. Tamam işte az önce söyledik onu. Eugenics Okunuşunuzun... diye. O nasıl mı şey yapalım? Allah kahretsin. Gene <laughs> Bak şöyle yazılıyor abi. Bak nasıl okuyabilirsin ki? E U G Öyle mi? Bilmedim ama. <laughs> Tam söylüyorum. Eugene. Eugene neredeydi söyle. Eugene bizim filmde. Bizim filmde ama bir yerde daha vardı. Sen hatırlıyor musun? Bir dizide vardı. Hannah Montana. <laughs> <laughs> Efe abi öldü. Walking Çok... Dead ya. <laughs> Walking Dead. Sen <laughs> seyitiyor mu Walking? Eugene Dead'de? şeyin ha kız kardeşi falan mıydı? Walking Dead'i izlemedim. Walking nasıl... Dead'in kız kardeşi. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Değil mi? Öyle bir şey miydi? Hayır ya. Eugene Walking Walking Dead'te. Tamam. Sen Walking Dead'i seyrediyor musun? Ya izledim. Biliyorum. Bir tane orada şey vardı. Zeki bir adam vardı böyle. Asosyal. Tamam tamam. Hatta böyle yalan söylüyordu falan. Evet. Aldatçıran oldu orada. Aldatçıran mı oldu? O Aynen. o da mesela Texas aksanıyla konuşuyordu ya. O o, o herhalde Texas'ta geçiyor olay kendine bilim adamı diyordu hatta bilim adamı değil falan tamam. Hı hı. Şey, şey komikti. Şimdi, e, bir tane katilden başka bir e, videoda bir seri katilden bahsediyorlar. Tamam mı? Seri katilin adı Eugene. Allah Allah dedim. Adam herhalde şey, ben Eugene'in Texas ismi sanıyordum dedim. Adam gerçekten Texas Texas'lıymış ve adamın tam adı da Eugene Carl. Carl <laughs> var ya varıyordu. <orada. gülüyor> Oraya şey Bence yapmışsın. oradan oradan mı seçtiler acaba ismi? Olabilir. Veya doğrusu. Gerçekten herhalde Texas ismi diye bir şey var. Hani bizde olur ya böyle. Konyalıysa Aynen. oraya göre isim. Mesela şey Trabzonluysa Temel falan çok olur. Konyalıysa ben Abdurrahman biliyorum. Abdurrahman. Abdurrahman. İzmir Lise ne? Berkcan mı? İzmir Lise Efe. Efe. Çok fazla Efe. Aynen. Artık çocuğunuza Efe. Efe adı koymayın lütfen ya. Aynen. Benim yani zamanımda Efe. Efe deyince bakıyorlardı Efe diye isim olur diye. Ben koymayın artık yani. Efe Aydal koyacağım. Efe Efe <laughs> Allah kahretsin Mete koy bence. Ha, Allah kahretsin Mete de. Çok uzun ya. İsminde Allah olan bir <laughs> çocuk. Allah kahretsin şey Mete var. <laughs> Ama Kur'an'da geçmesi gerekiyor ya. O yüzden Allah direkt. ismi geçiyor direkt. Komple o yazmış zaten. <laughs> evet. Erdoğan azınlıklara zulüm. Soru işareti. Hı. biliyor musun? Şimdi bak. Onunla ilgili dur bir tane daha konu vardı. Onları bir birleştireyim. Hatta şunu da bir save edelim. Kaç dakika olmuş? Göremiyoruz ki. Görebiliyor musun? Maalesef. Neyse save edelim. Sana. Saatimiz kaç olmuş? Evet. 12.30 falan. Efe Aydallayım de. Şu özelliği Telefonla mi? Telefonla konuşmaya gitti. Ben de şeyleri. O ne? Oha. Yumruğunu sıkınca telefon Evet. Hazır mıyız? Yes. Bugün şey oldu ya. Puding yemediğimiz halde enerjimiz var. Demek ki puding şeymiş. Psikolojikmiş. Sütlü kahve mi içsen? Ne yapsan? Ben okulda alevlendiğim için böyleyim ya. Kimle konuştun sen? Annemle. Şey dedi mi? Efe Aydal'ın yanındayım. Aynen. Açtım böyle <laughs> alo neredesin falan dedi. Efe Aydal'lardayım dedim. <laughs> İnanmıyorum demi <laughs> mi? Evet. Şey yapanları sildik. Ee, Konuştuklarımız, aynen, konuştuklarımız değildi, değil mi? Ha. Kaç dakika konuştuk ki? Bilmiyorum. Neyse ha. şu konuda konuşalım. Tamam bu konuda konuştuktan sonra bir bakalım kaç dakika konuşmuşuz. Şimdi şu Alman komedyen muhabbeti tamam mı? Bu aslında bayağı şu anda alevleniyor. Geçen hafta muhabbetin yaptık. Hı -hı. Ama daha da gelişmeler var abi. Gerçekten ilginç şeyler oluyor bak. Yani şeyin yani bizim uzun adamın resmen şu anda aşağı doğru hızla iniyor. Aşağı doğru hızla bir düşüşü var yani. Ciddi ciddi. Bu sefer geri çıkamayacak büyük ihtimalle. İşte önemli olan onun çıkıp çıkmaması. Daha önce demiştim ya. Önemli olan bizim bir oluşum kurabilmemiz. Bizde şey sıkıntısı var ya işte. Hani bu adamları dışarıdan, bu adamların kendi image makerları var ya. Dışarıdan lider koyuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bu lider karizmatik. Bu liderin işte liderlik yeteneği aslında yok yani. Çok net belli yani. Hı hı. Bu abimizin mesela olmadığını nereden gördük? Direkt ben Gezi'de mesela bunun kanıtını gördüm yani. Gezide mesela kendisine bir Baş başkaltırı oldu. Orada yaptığı tutumlar yani. Direkt liderlik yeteneği hani dünya lideri falan diyorlar ya. Doğru değil yani. Doğru olmadığını biliyoruz abi. Daha çok böyle tarikat lideri gibi demagoji üzerine kurulu. Ve öyle olunca da işte bak biliyorlar adamı tamam mı? Adamın bildikleri için de şu Alman komedyen olayını da çok net bir şekilde nokta atışı ona yaptılar. Ve gerçekten çok dağıttılar adamı. Baya bir bozdular yani. Şimdi bak neler olmuş onları anlatacağım. O şiir Diğer tarafta da mi? öyle bak. HDP'de de öyle. HDP'de kızlar falan çıldırıyor. Değil mi? Anan senin ne güzel doğurmuş falan diye pankartlar Sevim açıyorlar. Var da. mı abi onun bir şey yeteneği? Hayır. Liderlik yeteneği var mı? Saz çalabiliyor. Bu var. Abi. <laughs> bir de gazetenin üstünde domatesi salatalık yiyor. gazetenin üstünde domates yiyor, yani. <gülüyor> yiyor. <gülüyor> üstünde domates... sonra. <gülüyor> adam <gülüyor> adam halktan gözükeceğim diye tifo olacak bir gün kurtulacağız yani. Halktanım abi gazetenin yerden yeseydin. <laughs> Yalıyor böyle. Eliyle böyle. <laughs> halktan mı abi ben bu? Ondan sonra... Sigara otlanıyor falan halktan gözükmek için. İzmarit böyle şey. <laughs> turistler yer, gibi. Yerine İzmarit buluyor falan. Ondan sonra ne oldu? Halktan gözükeyim derken tifo olan siyasi politikacı. <laughs> öyle anlarız onu abi, değil mi? 10 yıl sonra. <laughs> o da o şekilde işte. Aslında yani bu tamam image maker'lık tamam mı? Basın bunu öyle gösteriyor. Dış basın, iç basın onu gösteriyor. Ama adamda bir şey var mı? Tamamen duyar kasan yarı ünlüler vardır ya. Ünlü eskileri vardır. Bir de ünlü olmaya çalışıp da ünlü olamamışlar vardır. Twitter'dan duyar kasar ki bir çevresi olsun diye. En azından şey derler. Bak bu adam yeteneksiz olduğu için ünlü olamadı demezler. Bak bu adam muhalif olduğu için ünlü olamadı derler. Evet. Her neyse abi. Ben mesela muhalif olduğum için ünlü olamadım. Yoksa oho. <laughs> 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 Efe olarak oh yani. <gülüyor> Aynen. <laughs> ha şunu anlatıyorum. Hı. Bu olay mesela ne, gelişme gelişme şey, olarak neler olmuş? Almanlığa bir kere Şahan, mi? evet. Şahan bayağı bir atarlanmış biliyor musun Oo, oh, hadi ya. Ne demiş? Dingil falan demiş böyle. Şey Alman. Alman'a. Sen demiş bizim e, dünya neydi lan dünya vatandaşı diyor. <laughs> dünya, <liderimizin> dünya vatandaşımıza. <gülüyor> 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 dünya vatandaşımıza bizim nasıl laf edersin? Uzun adamımıza dünya liderimize nasıl laf edersin falan. Yok mu şuna atacak bir admin falan böyle saydırmış. <laughs> dingil demiş. Ama Senin yaptığın şey... Işte. yapma amacı şey değil mi? Yaranmak değil mi? Hayır. Uzun, adama yaranmak değil Hayır, mi? Hayır canım. Tamamen tamamen duygusal. tamamen duygusal. gerçek Tamamen duygusal. kendi duygu ve düşüncesi yani. Şahan sonuçta abi. Çünkü hafta sonu ben şeye gitmiştim. Şahan'a. Ee, Şahan'a gittim. Şahan'ın hani, gitti. Il, il, Allah, il, kahretsin Allah, Allah, Allah kahretsin İl, 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 gelmişti kitap falan ona gitmişim işte. Ondan da bahsetmişti Alman bu şiirden falan. Direkt böyle laf atmıştı işte gerizekalı gerizekalı şeyler yazıyor falan demişti hatta Bayağı gülmüştük. Almana mı diyor? Almana demişti. Ama ben onu derken hani Tayyip'e yaranmak için değil de hani uzun... E, geçen uzun geçen hafta biz de dedik. Için değil de. Geçen hafta biz de dedik. Aynen. Tayyip'e yaramak için ama değil mi? <laughs> uzun adamı değil de Tayyip'e yaranmak için. <laughs> bu uzun Bey'e. Uzun Bey'e. Uzun abiye yaranmak için. O Tayyip derken bizim mahallede bir Tayip şey abi ne? var. Yanlış olmasın yani. Bizim mahalledeki Tayyip abiye yaranmak için. Tayyip mesela anlamı şey demek. Yağmur damlası. Güzel demek. demek değil mi? ya Güzel yağmur damlası. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Cennetten düşen yağmur Cennetten parçası. düşen güzel yağmur damlası demek. <laughs> ben de mi koysam çocuğumun adını? Ben trollemek için onu yapacağım ha. Çocuğum olursa. Aman abi. Şey yapacağım. Ne? Bak ne şimdi koyacağım? çocuk. Şimdi kimseye söylemeyeceğim çocuğumun adını tamam mı? Ciddi ciddi bak buna inanacaklar çıkar. Kimseye söylemeyeceğim çocuğun adının ne olacağını. En sonunda işte baba oldum falan diyeceğim. Çocukla böyle fotoğraf çektireceğim falan. Kendimi taklayacağım Efe Aydal. Çocuğu ta taklayacağım Tayyip Aydal. <gülüyor> <gülüyor> ya Bir bunu... Böyle bakıyorsun gelirleri artıyor. <laughs> 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 Patron, Çok ciddi bak şey... inanlar çıkar. <laughs> Tayip Aydal yazacağım. Sonunda yolumuzu bulduk. <laughs> Upuzun bir çocuğum oldu. O zaman direkt robotu çekeriz değil mi? Robot Aynen. Efendim. O zaman anca biter zaten robot. <laughs> robot bitmedi mi hala? <laughs> ayak, yapıyor. ayak, yapılıyor. Şu an ayak yapılıyor. <laughs> hala mı ayak yapılıyor be? <laughs> Allah kahretsin. Abi benim vizelerim bitti. Ee, vize biter ayak bitmez. <laughs> bu arada senin iki vizen mi oluyor bir vizen mi? Bir vize bir final. Her neyse şeye dönelim. Şimdi Ama bu işte reyze, heh, Şahan sinirlenmiş. Demiş ki... Şahan demiş işte senin yaptığın uzayda bile suçtur. Nah uzayda bile suçtur abi. Dünyada değil uzayda bile suçturuyor. Lan, <laughs> Si. Obama gelse Obama'ya aynısını söylesin ne olur? Çok ciddiyim Şahan Reis. Obama geldi diyelim. Tamam mı? Almanda Obama'ya aynı küfürleri yaptı. Ne olur? Ne olur? Suçlar mı? İçeri atılır mı? Mahkemeye verir. Hiçbir şey olmaz abi. Demek ki o kadar uzaya çıkmana gerek yok yani. Orta Doğu'nun dışına çıksan yeterli. <laughs> Orta dışına çıksan yeterli yani. Diyorum ya abi bak. Adamı biliyorlar. Bizim uzun reisin. Özelliklerini çok iyi biliyorlar yani. Çok yakından tanıdıkları için. Ona göre de Damarına da bu Nabla şekilde, şey, evet. damarına da bu şekilde basıyor. Şimdi bak, e, dava açtırılmış mı? Yani ben e, daha böyle olayın içinde olan birinden öğrendim ne kadar doğru ger gerçi bilmiyorum yani. Ama olay şu, Merkel'in onayladığı hani e, dava açılmasını onayladı falan gibi bir şeyden diye. Doğru Merke değil mi doğru? Merkel'in onayladığı olay sadece şu. Evet, evet bu kişiye dava açılabilir. Sadece onaylanan olay bu. Sesi kapattık bu arada, pardon kusura bakmayın ses açık kalmış. Ama kimin telefon olduğunu söylemeyelim. Evet Allah kahretsin Efe Aydal'ın. <laughs> Merkel'in onayladığı sadece bu. Yani istenirse dava açılabilir. Ha, dava açarlar mı? Ve açarlar. açarlarsa da ne ceza alır? O bile belli değil. Hapse mi girer ne ceza alır o bile belli değil. Bir. İkincisi şöyle bir şey gördüm. Hollandalı bir gazeteciye dava açılmış. Onu biliyor musun? Onda da isim bir dakika isme bakalım. Bir saniye. Ayrılmayın arkadaşlar. Sıfır saniye sonra geliyoruz. Evet. Bir saat kırk dakika konuşmuşuz ya. Bu ne? İki saati geçtik sanıyordum ben. Ayıp bize ya bu kadar az konuşmuşuz. Herkes. Saat 21.20. Ona kadar kalsak sıkıntı olmaz herhalde sizin için. Şey yapmaz değil mi? Aramazlar herhalde çağırmazlar eve. Ya çağırırlar ya. Daha geçtik lise yani reşit olmadı. <laughs> <laughs> yok ya şeyde Efe Aydın yanında inanmıyorsan vereyim konuştuk. <laughs> evet bulduk ismini. Olay şu. Ebru Umar isimli. Türkiye'li bir Hollandalı. Abi çok... Tür no Türkiye'li Hollandalı çok nokta atışı. Çok Türkiye, şorland. Türkiye uyruklu bir Hollandalı. Hollandalı deyince ben de böyle Jan Petersen falan diyecek sanıyorum. Böyle, <laughs> anladın mı? Patrick Clivert falan diyecek sanıyorum. Patrick Robben falan diyecek sanıyorum abi. Neyse. Bu arada Robben'in adı neydi ya? Arjan Robben. Ben Patrick Robben benim şeydi. XCOM'da da öyle bir karakter yapmıştım da. Arkadaşım hmm, Pat arkadaşım. Bayan. Patricia Robben. <laughs> Hollandalı bayandır. <laughs> Ne bileyim abi futbolcu ismi koyuyorum işte. Hollanda'da <laughs> ismi yani. yani soyadı olarak Robben. isim olarak da Patrice koymuştum. Neyse. Allah kahretsin Efe'yle Patrice diye şey ismi mi olur? Hollandalı cahil. Bizim orada Hollandalılar. Evet Ebru Umar diye oluyor ya Hollandalı ismi. Aa, <laughs> Aa, diye <olmuyor> ha, ama. <laughs> Göt oldun. <laughs> Bak Ebru Umar son olarak Rotterdam Başkonsolosluğu'nun Hollanda'daki Türk toplumuna yönelik muhbirlik çağrısını eleştiren bir köşe yazısı kaleme almıştı. Yani şöyle demiş uzun abimiz e, Hollanda'daki Türk toplumu muhbirlik yapsın demiş. Ama burada neye neye muhbirlik yapsını söylemiyor. Her neyse şöyle bir şey yazmış demiş ki Türk konsolosluğunun çağrısını destekleyenler Naziler gibi muhbirlik yapsın. Bunu şey diyor tabi. Ebru Umar söylüyor yani. Hol e, bir daha söylüyorum. Türk konsolosluğunun çağrısını destekleyenler Naziler gibi muhbirlik yapsın. Hollanda'da Sultan Erdoğan 1923 yılında Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana tanıdığım en megaloman diktatör hakkında ihbarda bulunsunlar. Sadece şunu söyleyebilirim: Go f. Yourself. Ama Ooh. harbiden f. bak. Go feel yourself yani. Bence go find yourself demek istemiş. <gülüyor> <gülüyor> Niye alınıyorsun ki abi? Niye alınmışsın ki yani bana? Ya, bak, İngilizce bilmiyor sanırım. Bunu söylemiş, olaya gel. Bunu söylüyor. Ondan sonra Kuşadası'na gidiyor. Türkiye'ye giriyor yani. Türkiye'ye de girdikten sonra veya Türkiye'den mi yazıyor artık nedir? Yakalanıyor direkt. Abi <laughs> direkt bak abi kusura bakmadan yani gidip söyleseydi bari. <laughs> değil mi? <laughs> kusura bakma da bu kadar bak sana çok net bir yem atmışlar. Direkt yakalamışsın yani. Abi işte bak. Komple, komple yapmışlar değil mi? Aynen abi. Komple komple ama. Komple komple yapmış. Abi işte bak maalesef ya biliyorlar işte özelliklerini biliyorlar bazı şeylerde nasıl durumlarda nasıl tepki vereceğini biliyorlar. Böyle bir şey yapmışlar. Bundan sonra daha çok göreceğiz. İngilizlerle de ilgili bir sorun olmuş gene. İngiliz basınıyla ilgili. Ha İngilizler de şey yapmışlar. Erdoğan'ı en güzel, Erdoğan'la en güzel dalga geçen. Erdoğan derken tabii Özdemir Erdoğan. Yanlış olmasın Uzun abi. Bu sefer Özdemir Erdoğan <laughs> Özdemir daha Erdoğan daha açıyormuş falan. Mı? <laughs> en fazla dalga geçenler en fazla böyle ne bileyim da, e, böyle onunla alay alay edici yazı yazan kupa verilecekti. Kupa verilecekmiş. işte veya ödül verilecekmiş falan. Böyle bir yarışma düzenlemişler. <laughs> Tam bak yavaş yavaş 1 2 3 ne oluyor abi? Şu anda yurt dışında işte bu adam diktatör bilmem ne. Şimdiye kadar ne yani şimdiye kadar değil miydi? Yani şimdiye kadar değil mi derken bizim orada bir adam var Özdemir Erdoğan diye ondan bahsediyorum. Şimdiye kadar çok mu farklıydı yani? Şimdi mi aklınıza geldi? Abi işlerine gelmeyince. Bir de şunu görüyorum ya, şu çok üzü üzüntü verici bir durum. Sürekli mesela bu, geçen haftada konuşmuştuk ya, işte e, azınlıklarla azınlıklara baskı yapar, Kürtlere kötü davranır falan diyorlar uzun adama. Şimdi bir tane daha, bunun haricinde bir Alman programı daha varmış tamam mı? Bunu Türkler bilmiyor mu acaba? Aratırsanız büyük ihtimalle bulursunuz. Orada da gene e, uzun adamın beyninin içini gösteriyorlar. Orada da şey oluyor böyle işte, mesela Kürt lafını duyunca çıldırıyor falan. Kürt lafı aa terörist falan diyor böyle saldırıyor falan. Abi oğlum siz hiç mi görmediniz açılımı? Siz açılımı hiç mi görmediniz? Siz habur rezaletini hiç mi görmediniz? Daha siz daha ulan Aynen. daha bir, birkaç sene önce oldu ya bu olay. Ulan her şeyde de oğlum. tamam bak her şeyi de şu lafı söyleme yani. Hayır neden bak neden beni sinirlendiriyor biliyor musun? Çünkü abi hani çok net belli bak bir şeyler yaptırmak İş, istemişler. Ya, Aynen. tamam mı? İşlerini yaptıramamışlar. İşlerini yaptıramayınca aa diktatör bu. Şimdiye kadar neydi? Ergenekon'la çıkıp ne, ne niye hiçbir şey demediler? O, o Ergenekon zamanında. Abi. Öyle diyorlar değil mi? O ayrı ya. İptneler çıkıp Aynen. niye o zaman bir şey demediler? O zaman başkaydı ya. Balyozda, Aynen. Ergenekon'da bu ipneler niye çıkıp hiçbir şey demedi? İşte İbni oldukları için. <laughs> İbne derken yani. Şey hani ipneli diğer anlamı. Diğer Yanlış anlam anlamayın arkadaşlar. Homoseksüel anlamında söyledik. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Yanlış anlamayın. Bir dakika. Pasif homoseksüel. <laughs> Aktifler üstüne alınmasın. <laughs> pasif derken yani falan diyor. Yok yok. Devam i̇pne et, ipne. Et, gay et. değil ipne. Gay değil ipne yani. Gay ayrı bir şey biliyorsun. Gay vatandaş ayrı. ipne ayrı. Aynen. Yani biliyorsun mesela öyle bir caps vardı ya. Biliyor musun sen onu? Herkes, Arada, herkes bak. Aradaki farkı bilelim diyor. Türkler yapmış bunu. Ha. Aradaki farkı bilelim diyor. Gay vatandaş diyor. Barney Stinson'ı göstermiş. İp ne diyor? Lady Gaga konserine tanga ile giden adamı göstermiş. <laughs> <laughs> Gördün mü? <misiniz? gülüyor> Ama adam bildiğim böyle şey bildiğim mi? ağır böyle barzo tipi var. Rosput gibi. Onun gibi aynı. Ona benziyor böyle. Şey Lady Sandan Gaga mı? konserine gitmiş. Lady Gaga konserinde böyle ayağında şey e, topukla topuklu ayakkabı şey kilotlu çorap tanga falan öyle konser Aklımda direkt şey canlandı. İlyas Sandan Ha canlandı. Yarı erkek yarı kadın mı? <laughs> İlyas abi şey çok komik ya. Şimdi İlyas Salman da onu kadına şiddeti şey mi olarak destek mı yapmıştı. Kadına, <laughs> şiddeti destek. <laughs> destek yani. kadına şiddeti destek için. Aynen, yani. Kadına şiddeti destek vermek için. Aynen kadına şiddete destek vermek için. Ya, hayır, işin e, komik yanı şu. Çok kısa bir zaman önce Cem Yılmaz'ın kullandığı küpe var ya dalga geçti. Dedi ki, Aynen. "Abi orada işte zil zuna sarhoştu." Aynen. İşte arkadaşlar sarhoş olmanın zararları diye onu göstereceksin işte. Yani. Alkollüydü bilmem ne. İçkiliydi bilmem ne. <laughs> şey Tam diyordu alarak. ama adam ne demiş? Şöyle diyor yani ne, ne demiş değil, ne dedi? Çünkü hani kamerada da gösteriyor. <laughs> Çok güzel küpeleri var diyor. Karıyı boşayacağım bunu alacağım diye. <laughs> Sana gidiyor. Hani? Kadına şiddete hayır. Olabilir belki şiddet uygulamayacaktır. <laughs> Nasıl göt oldum Mete? Aynen abi. Lanet <laughs> olsun. Belki sevecektir. Aynen. Evet. Ya yani bunu işte... Bunu bak çok göreceğiz bundan sonra anladın mı? Adama istediklerini yaptıramıyor. Abi, yandaş kanallarda daha yeni ya birkaç sene önce yandaş kanallarda APO için şunu demiyorlar mıydı? İşte e, bugüne kadar canavarlaştırılmış bir karakteri, bir kişiyi işte çözüm sürecinde şey olarak kullanabiliriz. İşte önemli bir rol barış vererek barış, ha barış amacıyla kullanabiliriz falan diye bunun böyle tartışmalarını yapıyorlardı adamlar. Yani. Abi daha ne, daha ne olacak ya? Sen açılım sürecini biliyor musun yani? Açılım sürecinde neler yapıldı? Ne rezaletler yapıldı? Açılım sürecinin ismi şuydu. İşte analar ağlamasındı. Bir, iki de e, Kürt sorununu çözeceğiz diyor. Kürt sorununu çözeceğiz diye ama PKK muhatap alındı. Sen o zaman bunu, şunu diyorsun yani. Kürtlerin temsilcisi PKK'dır diyorsun yani burada. Ulan onu ben bile demiyorum yani. Ya bunu diyen adam işte bunu diyen adam aslında e, esas ırkçı değil mi? Veya esas faşist değil mi yani? Yani Kürtlerin temsilcisi olarak PKK ile görüşen. Neyse. Bunu işte bunu çok göreceğiz bundan sonra. Ve yurt dışında bizim görmediğimiz de çok daha fazla var. İşte Erdoğan azınlıklar bas. Hiç alakası yok ya. Kimse kusura bakmasın. Yani arkadaşlar biliyorum bak birçok kişi gene şunu diyecek. Erdoğan'ı koruyor. AKP'li oldu. Hayır. Bakın ne diyoruz? Bizim hoşumuza gitsin gitmesin. Gerçeği doğruyu bilmek çok önemli. Gerçeği doğruyu bilmemiz neden çok önemli? Bu adamların niyetini anlamamız için. Anladınız mı? Eğer biz bak şu anda yani böyle dışarıyla bağlantısı olan işte herhangi bir cemaate herhangi bir gruba herhangi bir örgüte bağlı olmayıp yani işte biz şu örgüt olarak gücü ele geçireceğiz iktidarı ele geçireceğiz dışarıdan geldik şunu yapacağız şunu değiştireceğiz değil de senin benim gibi vatandaş olanları temsil edecek bir oluşum eğer bunu kuramazsak ki onu da biz kuramayız meme partisini kuramayız kimse kusura bakmasın para yok yani. Bir de zaten kimse oy vermez. Meme'ye oy verin falan dedi. <laughs> <laughs> Veya mi lan. Bilmem. Ben veririm ben direkt. Ben de veririm. Ben de veririm. Dört kişi ben veririz verir. yani. Aynen dört kişi verir misin? Aynen. Başka kim verir? Ekşi Cavi de. Ekşi Cavi verir. Dört. Onunla dört oluyoruz. Onunla dört oldu. Aynen. Dört oyla giremeyiz. <laughs> Girmiyor mu? Cık. Yok. Allah Allah. Kaç lazım? On? On toplarız Kaç belki. Kaç lazım da? Seçim barajı on değil mi abi? Tamam on, on kişi mi? lazım yani. <laughs> Ya yani bizim sık ha onu anlatıyordum mesela bizim sıkıntımız o işte. Bizim gerçekten karizmatik bir lider bulmamız lazım, çıkartmamız lazım. İnsanları etrafını toplayacak. İnsanlar işte bunun e, yanında olacak. Her yani hani geri yani söz konusu vatansa gerisi teferruattır lafı var ya. Yani herkes gerçekten iyi niyetle vatanın iyiliğini isteyen, tamam mı? Ülke olarak daha iyi bir yere gelelim. Bunu isteyen herhangi bir örgüte mensup olmayan veya iktidarı herhangi bir şekilde biziciler, şuncular, buncular ele geçirsin mantığı olmayan insanlar bunun etrafında toplanacak. Şu anda işte parti liderlerini ben pek göremiyorum yani. Bizim Osman işte Pamukoğlu Paşa var. Şey pardon Orhan Pamukoğlu'ydu. Biliyor musun sen onu? Orhan Tanıyor Pamuk musun Orhan tanıma... Pamukoğlu'nu? O tanımıyor yani bayağı. Kitap yazarı. Aynen efsane yazar. Pamuk. Aynen. Bilmiyor musun? Pamuk diye şey mi vardı? Yok kar. <laughs> Amerika'yı fethetti falan. Aynen. Asker e... aynı zamanda. Efsane yazar. Tamam biliyorum. Biliyorsun. <laughs> Diyorum. Efsane bestseller. Abi Osman Pamukoğlu'nun söylesine gittim. Adam çok sinirliydi ya. E de hep öyle. Çok atarlandı. Şimdi bir de şöyle mi? Ee, sinirden dolayı konuşamıyor. Ben çünkü... konuştu da söyleşi diye konuştu o da yani. Ben çünkü sürekli görüyorum. Ya çok sinirli. Ya bak ciddi ciddi düşün. Eyvallah hani düşünce olarak tam bize birebir örtüşmese de en azından diğer şu dört partiden biraz daha bize yakın konuşuyor. Ama başbakan olarak düşünebiliyor musun? Abi çok zor ya. Yok ama böyle ne bileyim. Çok diyeyim. zor yani. Bence bir TSK savunma bence savunma bakanı mi? olabilir. Savunma bakanı çok iyi gider bak mesela. Ondan sonra genel Doğu, kumar, Doğu Perincek var mesela. O da işte Vatan Partisi of, başı. O çok kötü ya. O da o şey değil yani. <laughs> Onunla çünkü onun da gerçekten kendi bir grubu var. Bütün Ay. bütün Atatürkçüleri tam böyle kapsayamıyor yani. Onun da kendi ekürisi var. Ama yani şey... çok böyle ağır mesela ağır Atatürkçü olup da Full Doğu Perinçek'e karşı olan çok insan var. O da mesela hani herkesi etrafında toplayacak değil, de birisi gelecek, o da onun etrafında toplanacak Ama o da yani. Herkese kucak açmış. Hani onun <laughs> sorunlu bu değil mi, değil mi? <laughs> Herkese son geçen mesela ne? akitle mi? Yapmış mı bilmiyorum. Peki, yok neydi? Bir tane daha vardı bu akitlerin şeyi. Nakit. <laughs> ne biliyorum. Onların bu. bir kanalına falan çıkıp böyle konuşmuş. Bilmiyorum abi. Hani neden yani o, deyince de onlar o, da yine, on, benim halkım falan O şey diyor. olacak işte. O yani bir tane lider gelecek bu onun yanına geçecek yani. Ama o, o onun aynen. kendi kanadı olacak anladın mı? O perinçek olmasın ya çok sinirli. Abi, e, bunların hepsi sinirli zaten. Aynen. <laughs> Ondan sonra mesela LDP. LDP'nin Ondan... şu anda başında kim var? Cem Toker. Cem Toker mi? O kim evet. abi? LDP'nin şeyi başkanı. Baş. Mesela o gene. Anladın mı? Ya bunların işte ya. hepsini hepsini böyle etrafını toplayacak karizmatik bir adam lazım işte bize. Mi ya? Ben maalesef troll yok. diye bir şey biliyorum. Gerçek ben. kanalı. Ben gerçek. Ben takip ediyorum. Gerçekte o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ülkeyi trolleyecekler. Ne güzel işte. Caps falan ne yaksınlar. bileyim işte o mesela Emine Ülker Tarhan'ın ekürüsü varsa onlar. Muharrem İnce'nin çevresi olabilir. Yani böyle MHP'nin içinde de var bir iki tane daha böyle Atatürkçü olan. O insanlar olabilir. O insanlar etrafını toplayacak bir kişi. Mesela şey bence çok karizmatik bir adamdı. Erdal Sarızeybek. Ama yapabilir mi bilmiyorum. Karizma olarak var yani. Erdal Sarız, Bilmiyor musun? Bir şey biliyorum mu? Mesela bak o da şey. E... İş aş Haydarbaş. <laughs> bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Bak Koca Erdal Sarızeybek de o da emekli alboy olması lazım. O da aynen şey gibi kitap yazmış. Osman Pamukoğlu gibi ama hmm. ağzı daha laf yapan, daha düzgün konuşan, daha çok bilen daha az sinirli. Baksana adam zaten tipe bak Atatürk'e benziyor biraz. Bak açtı şeyi. tipe açtı. Ama işte Abi hani yapabilir mi, kapasitesi var mı onu bilmiyorum. O yüzden hiç atarlamayın. Efe Aydol o yapamaz mı bilmiyorum. Yapamaz sana yap Yazarmış ama. Yapar mı yapamaz mı bilmiyorum. Ama emekli albay var. Evet. Politikacı değil ama benim bildiğim kadarıyla. Albay da Hı, -hı. Hani şu anda şu an kişi diyor zaten zaten. Ya böyle birisi anladın mı? Herkes böyle çevir. Mesela onda ben onu görmüştüm. Çok fazla programı seyrettim. Birkaç programını seyrettim. Ama onda onu görmüştüm mesela. Böyle insanları etrafına toplayabilecek. Hem konuşmasını bilen hem karizması olan. O olabilir mesela atıyorum yani işte böyle. Ama yani gerçekten çok iyi olmaz sıkıntı mı? sıkıntı burada. Bu Harbiden bir Atatürk biz. lazım. Ama Atatürk asla işte Atatürk'ün karizmasına kimse ulaşamaz veya kimse Atatürk olamaz diye bir kural yok işte yani. Ne de olamayalım ki. Atatürk de sonuçta insan yani. Genetik genetik DNA'sı onun da DNA'sı var. Yukarıdan inmemiş yani. Yukarıdan tepeden görevlendirilmemiş şeyden yani. Mason lobisinden değil yanlış olmasın. Daha tepeden. <gülüyor> <gülüyor> Tanrısal bir güç tarafından böyle görevlendirilmiş birisi değil. O da insan yani. Onun karizmasında birisi olabilir ama henüz yok. Ama olabilir yani. Veya vardır belki de biz bilmiyoruzdur yani. Hani illa onun bütün meziyetlerini sağlamasına da gerek yok. Ne bileyim askeri veya işte devrimci. O, o seviyede olmasına gerek yok yani. Ama o karizmada, o kafa yapısında kafası çalışan, ağzı laf yapan, konuşabilen, etrafına insanları toplayabilecek birisi maalesef lazım bize. Neden? Çünkü bize dışarıdan destek gelmiyor ya bize. Bize dışarıdan destek gelmediği için bizim kendi içimizden bir şey çıkması lazım. Bizim sıkıntımız orada yani. Yoksa ne olacak ki? Bize de hemen tepeye cımbızla birini koyarlar. Derler ki bu çok karizmatik bir adam. Hemen zaten EDP'li mermeler. Dünden razı pankarta yazarlar. Şey derler. Mete'yi mesela alalım koyalım abi. Hı -hı. Me Mete seni anan ne güzel doğurmuş falan diye yazarlar böyle. <laughs> Öyle yazıyorlar ya. Çok ciddi bak. Mesela bak şaka değil. Şimdi bak bir prodüktör tamam mı? Ee, Türkiye'de önlü bir prodüktör. Mete'nin Mete kankisi olsun. Tamam. İsterse Mete Yal pop yıldızı yapar bugün. Baban gider mi? Aynen baban gider. Nereden bildin? Yapar. <laughs> Çok ciddiyim. Alsın. Bak bugün ototune diye bir şey var. Sen zaten şarkı söyleyebiliyorsun. Jesse J ile falan düet yaptın. Evet. öyle. Yani Jesse ile de... sonuçta yani. Aynen Jesse Derilo ile de yaptım. Yaptım. <laughs> Aynen. <gülüyor> şey neydi karaoke de mi? Aynen. Vay be. Alır seni direkt böyle şey yapar. Mete Bibur yapar yani. Se Sinan seni. Akçıl. Sinan... <laughs> Mete Akçıl <'u> olursun <laughs> hani. <gülüyor> <laughs> abi ne kötü şarkıları var o adamın. Aklıma geldi yine bak söyleyeceğim. Abo, abi Justin Bieber iyi kaldı ya. Aynı abi Justin. Bieber. Abi Justin Bieber'a benzemeye çalışan adam olur mu ya? Abi, <laughs> neden? Değil mi? Neden? Bir sürü şarkıcı var. <gülüyor> <gülüyor> bir de çocuk senden küçük. Öyle. İyi de abi adam Jason Derulo'ya mı benzemeye çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> yani malzeme yok Jason Derulo. <laughs> malzeme <ya>. eksik. Aynen. <laughs> Direkt Cem Yılmaz'a bağladık abi. Yo yo şey direkt kayınpedere bağladık abi. <gülüyor> <gülüyor> yo şey Cem Yılmaz'a mı demiştim yok malzeme yok falan diye. Başkasını demiştim onu. Zenci olmak istiyordum ama malzeme yetmedim diye öyle bir şey demiştim. Abi, kesin demiştir ya. Demiştir malzeme var, var mı yok mu kayınpeder? Bak, bu bayı görmüş oldu. Çevirdim orada. bak kayınpedere. Bu bana fotoğrafını görmüş oldu. Vazgeçmiş zenci olmaktan. <laughs> abi, Çok ciddiyim mi abi yaparlar bak. İzlemedik <laughs> ya izleyelim. Seyrederiz. Bir hafta sonu buluştuğumuzu seyrediyoruz. Kaynatör yani. İşte öyle abi. Yani isterler seni bile şu anda. Hiç daha hiç yani şarkı söylemeye hiç öğrenmene gerek yok yani. Nasıl ototun diye bir şey var. Hemen genç kızların sevgilisi. Hemen şeye verecekler Doğan. Aydın Doğan grubuna bilmem ne. Oralara. Paparazzi programlarına. Peki abi Beni enerji bakanı yaparlar mı? Yaparlar. Ama Sümeyye Erdoğan'ı kapmam lazım değil mi? Önce. <laughs> Bilmiyorum abi. <laughs> Sümeyye Erdoğan derken bizim orada bir Sümeyye Erdoğan var. Aynen. Mahallede. Bizim lisede zaten. Aynen lisede. Onu Ondan bahsediyor lazım. yani. Aynen. Yanlış olmasın. Çok Alevli en, bir bizim, konu istiyorum. Bizim oğlan çok enerjik enerji bakanı yapalım onu. <gülüyor> <gülüyor> Bu kafayla. <laughs> Alevli bir konu istiyor musunuz şimdi? Bilmem ki istiyor muyuz acaba? Yorulduk lan. Yorulduk aynen. Oha. Olsun tamam tamam. tamam, tamam Caner Taslan. Caner Taslaman kimdi ya? Caner Taslaman yaslanışı. Bilmiyor musun? Ha, Oo, tamam hatırladım şimdi. Öyle yapınca hatırlıyorum. o adam da çok kötü ya. Şeye çıkıyordu. Haber yani Ömer Çelik'e çıkıyordu. Ömer Çakal çıkmak ne demek lan? Aynen, onu Ömer Çelik'e mı çıkıyorlardı? Onunla program yapıyorlardı. Ömer Çelik'e... Program mı var? Vardı ya hatırlamıyorum. Vardı ya hayat şifreleri diye Aynen. şifreleri. Yanına şey alıyordu. Patlayıcı kanal. Yanına bir tane şey alıyordu böyle O şey miydi o? Hani Kur'an okununca açan çiçek vardı. Ha aynen. Ezan ezanla birlikte açan çiçek vardı. Ezanla açan böyle duruyor böyle çiçek ezan yakınlık pat diye açılıyor. abi bence daha güzel olurdu bence. Bence o gerçektir. onun çünkü nasıl yapacaklar ki? O kadar teknoloji yok ya. Video editle nasıl yapacaklar ki? Hayat hani yani. hayalet falan yaparlar o, o kolay. Onu hayalet time yaparlar. Time lapse çekersin, değil mi? Ama onu yapamazlar, zor yani. Tam açıldığı yere olur. ezanı koyarsın. Ben editle yaparım ya. O zaman ama nasıl yapamaz? Hani mesela İnanmıyorlar. tam oraya nasıl tutturacaksın ezanı? <laughs> yani biraz kaçar, değil mi? <gülüyor> biraz <gülüyor> <gülüyor> kaçar. <gülüyor> Sony Vegas'ta yapıyorlar. tam çiçek açarken nasıl tutturacaksın ezanı? <laughs> Daha inandırıcı olsaymış. Keşke şey desemiş. O videoyu da göstermesinler. Ben gördüm abi böyle bir şey var. <laughs> Daha inandırıcı olurdu. Evet söyle hadi. Evet, alevli değil mi? Windows Update. O ne lan? Abi çok eski soruyorsun sen de ya. Neymiş o? Channel var oldu sen. Yaslandım abi. <laughs> Nerede o? Aa, bu arada yeni bilgisayar aldım ben de. Hı. Aa bak. Direkt şey mi? Windows Update tamam mı? Ondan sonra... Heh. E, Antivirus programları da bunu yapıyor. Ama özellikle Windows Update. Şimdi diyor ki... Windows'u diyor. Yeni bilgisayar mı aldın? Evet. Windows topladım. kaç? Windows 10. Şey mi? Ilk, Çakma. Açıldığı, i̇lk açıldığı zaman otomatik update açık mı? Evet. Şeyi soruyor ya otomatik. Peki sen onu tutuyor musun kapatıyor musun? Neyi? Otomatik update'i. Abi nasıl tutuyorsun? Her kapattığında update yapıyor yani. Yo hani update geldiğinde update yapmıyor mu? E, nasıl dayanabiliyorsun abi? Ya işte iki günde bir kapatıyor bilgisayarı. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> i̇ki bir... <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Ay, direkt canan olduk yani. İki günde bir de beş dakika dayanıyor ya. Sen? Windows update. Ya ben her şey, gün kapattığım için. Kapalı ya. Abi şey diyor Windows update açık kalsın diyor, önerilir diyor. O o yüzden yazmıştım onu. Abi ben kendim önermedim yani. 5 dakikada mı yapıyor update? Bende yarım saati geçiyor. Çok uzun süre yapmadığı ya. için. Çok ben uzun zaten süre yapmadığım için mi acaba? Olabilir ayrı. Ona değil. sinirlenmiştim. Ha, nasıl ön Kapanmadı. Hayır bir mesela. de hiçbir şey değişmiyor ki. Ne değişiyor abi? Değişmiyor aynen. Değişmiyor hiçbir şey. O şey yani insanın içi rahatlasın. Windows'um update oldu. <laughs> Orada böyle yeşil tik <laughs> Görünce seviniyorsun. Neyse. Evet hadi yenilerden soruyor. Abi şu parantez içinde mi yazılıyor? Yoksa sen yanlış mı Bakayım. yazdın en son ki? <laughs> söyleyeyim mi? Yok onu ben... Sır mı? Ben söyleyeyim. Hayır şeylerle konuştuk ya biz şimdi. Bu Davut Dağ'la bile gene konuştuk. Onun için yazmıştım onu. Gene işte... Sen bak e, Önümüzdeki ay. Tamam tamam çok güzel. Mayıs için. Mayıs için düşünüyor galiba. Buraya mı ee, gelecek? İzmir'e gelmeyi düşünüyormuş. Eğer ki İzmir'e gelecek olursa şey yaparız. Onunla da böyle bir... <laughs> Full bir podcast yapmak istiyorum. 2 saat, 3 saat olur yardırırız. Yani. Podcast daha güzel olur ya. Çünkü yani saatlerce konuşabiliriz. Saatlerce muhabbet yapabiliriz yani. Hem de böyle kaliteli sesle. O hani Skype üzerinde. Skype üzerinde, YouNow üzerindeki gibi hani kötü kalitede değil. Bir de çok lag yapıyordu ya orada. Kimin ne söylediği de pek belli olmuyordu. Gittiğimiz zaman işte şey falan dedim. Ben şey yaptım böyle. Abi dedim hani İzmir'sen bilmiyorsan şeyden de alırım. Havaalanından falan da alırım dedim böyle. Abi şarjım bitecek, hemen söylemem lazım. Dur bekle bekle oğlum, bu konu işte. Şu anda konudayız. Ha konuda şu anda mıyız? Zaten konunun içindeyiz yani. Tamam. Aynen. Parantez, içindeki parantezin kendisi yani. konuydu. Aynen. Aslında. Oha. Sen Inception'ı izlemediğin için bilmiyorum. Bu ha onu söyledim işte. Şimdi bir taraftan şeyi düşünüyorum. Abi olsun ya giderim ne olacak ki ünlü ünlü birisi. Ünlü dedim de hani bir kere teyze çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Gerçi sen de çıktın abi bir, de... bir kere. Bir de aynı kanal çıktık ha. Aynı. <laughs> ama Ulku Cevizoğlu'yla çıktı. Aynı. Ulku Bey. Onunla tanıştı yani. Neyse abi, onu düşündüm ben de. Abi ne olacak? Ünlü birisi gideriz falan diye. Hatta şey falan derim böyle. Abi ben seni hep takip ediyorum falan. Videolarını hep şey yap, seyrediyorum falan. Öyle bir şey vardır ya ünlü gördünüz ha. Ama ben seni çok seviyorum. Bana bana çok oldu o. Ay, gerçek olmadığını biliyorum hala, ama o şu geldi. Mu? Gerçek olmadığını biliyorum ama olsun gene de seviniyorum yani. Şey falan diyorlar. Abi ben seni çok seviyorum. İşte e, videolarını takip ediyorum. Videolarını videolarınla büyüdüm. Bunu çok <laughs> görüyorum mesela. Videolarınla büyüdüm. Ediyorum. Her videonu takip ediyorum. Böyle sürekli arka. Sanarsın ki böyle sabah akşamdan yatıp kalkıp benim videomu sev. Aslında o doğru değil. Büyük ihtimalle. Ama gerçekten öyle bir şey var. Şeyi gördüğün zaman. Abi ben mesela Ümit Zileli'yi görmüştüm tesadüfen. O da abi, Ümit Zileli'yi. ha söyle söyle. Söyle Mete söyle. Kim abi? Şey Dur <laughs> 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 bakayım hemen. Allah kahretsin. Liseyi biliyor tabii. Tabii ki biliyorum. Kim? Kim? Söyle. Ee... Tutar ya. Ümit abi ya. Aynen. <laughs> i̇şte bu bak nasıl bildi? Nasıl sen bilmiyorsun ha. Adam bak tak diye bildi. Tak diye bildi adam. Ümit şey ya. Zamanında böyle Emre Aközü biliyor musun peki? Oh. Emre Aközü bilmediğine sevindim. Ben <laughs> neden biliyor musun? Ben biliyorum onu ya. Biliyor musun? Aynen Kim? Emre abi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Emre neydi? Emre Aköz. Hemen Onu yazayım. bilmediğine sevindim. Neden biliyor musun? Hı. O adam dedim ki günün birinde unutulacak gidecek dedim. Harbak unutuldu gitti yani. Bir de zaten öyle. Aynen unutulacak. O e, mesela Jöleli'yi biliyorsundur. Jöleli şey. Jöleli yazar. Bulut Reis. Bulut, Bulut abi Bulut abi. <gülüyor> 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 o bunun bir sonrası yani. Onun atası bu Emre Aköz. Neyse abi onları geçeyim şimdi. İşte adam bir de çok boşta dava mava açmasın yani. İşi gücü de pek yok. <laughs> Ona da zamanında işte çok güzel ayar vermiştim. Ümit Zileli de bizim kafadan bir yazar. Hatta aydınlıkta mı yazıyordu? Sözcüde mi korkusuzda mı? Öyle bir yerde yazıyordu yani. Bizim kafada bir yazar. Hatta galiba Ulusal Kanal'da programı vardı. Öyle bir şeydi o zamanlar. Baya bir laf sokmuştu falan. İşte ben de şeyde çeşmede yürüyoruz. Ha yap espirini yap. Söyle. Ya, söyle söyle. O espriyi yap. Söyle yap. <laughs> <laughs> yap. Çeşmede yürüyoruz. Yap. <laughs> Nasıl yürüyoruz ha? <laughs> tamam yaptın. Yaptın <laughs> farz ediyorum. Bir kitapçının önünde <laughs> tamam mı? Bustukta da yürüyüm. Bak olaya bak. bak tamam hala... lan yaptın dedik. Tamam yeter. Öldürme. <laughs> Ekşi abi yok diye bu kadar abartma yani. <laughs> Bir kitapçının önünde tamam mı? Bir baktım şey yazıyor. Ümit Zileli. Ee, imza günü var yazıyor tamam mı? bir baktım. Aa dedim Ümit Şirel buraya gelecek tesadüfe bak falan. Tarihe baktım. Tarih aa bugün. Saatlere baktım. Şimdi. Aa Saat şu anki de. saatler. Kafayı bir çevirdim Ümit Şirel orada duruyor. Aa dedim Ümit abi ben senin çok senin videolarınla büyüdüm falan. <laughs> Sallıyorum. Senin yazılarınla büyüdüm. Seni ben hep takip ediyorum abi çok seviyorum falan böyle atıyorum. Hani ünlü gördüm ya ondan yani. Gerçekten öyle bir şey var yani. Mesela şu an düşün bak hiç Böyle çok fazla umrunda olmayan ama ünlü birisini gördün. Diyelim ki Jack Nicholson tamam mı? Yani orada yazmıştım ya şeye, Marlon Brando ne demiş abi? Sen biliyor musun onu? Şey, ne demiş? Dur dur. Bilmiyor. Dinlemedi Hı? ya bizim şeyleri. Aynen Marlon abi. Brando ne demiş? Ne demiş? Cenaze namazı mı Jack Nicholson? <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyor musun? Hayır Bence ona kıldırmaz. denizden evet. babam çıksa yerim demiş o da. Demiş Marlon ya. Brando. De. Öyle miydi işte? Hayır. <laughs> Başka ne var? Şimdi neyse abi dur konuyu dağıtma. Jack Nicholson mesela yolda gördün. Tamam mı? Abi şey demez misin? Abi, çok, çok, da aslında ben, ben mesela derim. Çok umurumda değil. Çok da böyle manyak gibi de takip ettiğim birisi değil. değil. Ama yolda görse şöyle evet. yani simitçinin önünden geçti falan. Veya geldi yanıma gör. Abi Jack abi sen değil misin lan? Ben seni var ya manyak takip ediyorum abi. Çok seviyorum ben seni. Acayip karizmasın. Filmlerini falan, falan bayağı bir takip ediyorum. Yani o şeyi falan. Batman 1... <laughs> Batman 2... Bat, Batman 1'de oynadı sadece dur. Ondan sonra ne vardı lan başka? Anger Management, Adam Sandler'la oynadın onu. Ondan sonra... Başa, <laughs> cenaze namazını kıldın. <laughs> Çok güzel kıldın abi. Harbi ne var lan Jack Nicholson'ın filmi? Birdman. Değil <laughs> tabii ki. Ama, ama yaklaştı. Yaklaştı ya? çünkü... Birdman Michael Keaton'un filmi. Tipi Michael Keaton'da... Batman 1'deki Batman'di. Oradaki Joker'de evet. Jack Nicholson. Aynen. Sen o yüzden söyledin zaten evet. değil mi? Aynen. Çak işte bu ya. Direkt liseliği kurtarma evet. ekibi. <laughs> Direkt gönderme yaptı aslında ona. Oğlum koskoca Jack Nicholson'dan ne filmi oynadı? Hadi söyleyin. Batman 1. <laughs> Başka? Batman... Bakma, bakma bakma bakma. Ben de bilmiyorum ki. Hadi düşünelim biraz. Jack şey şey vardı, Joker, vardı, şey. Joker olmadı mı? Joker oynadı. Insomnia. Insomnia'da oynadı. Robin ya. Williams. O. Değil mi? Çok benziyor. Ya. Onu da ben düzeltemeyeceğim şimdi. Onu ben şey yapıp kurtaramayacağım <laughs> abi. Onu. O kurtarılacak gibi değil. Jack, bakma lan. Bakmadım abi. Shining. Shining. Ha Shining. 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 shining İyi de şey. onu seyretmemiştim ben zaten. Şey nasıl abi? izlemedin? Baltalıyor. Baltalıyor aynen. Aynen. Kaç kere değil? çekmişler o sahneyi biliyor musun? Bir kere çekmişler değil mi? Hayır. Kaç kere çekecekler? Şeyi bal, du, <laughs> kapıyı, kapıyı, bal kapıyı, kapıyı Kapı, 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 kırılıyor. Kapı kırıldıktan sonra nasıl bir daha çekecekler? İşte. Nasıl abi? Ben Efe prodüksiyon olarak düşündüğüm için. Oğlum kapıyı kırmışlar. Bir daha ne yapacaklar? Geri mi yapıştıracaklar? Bir arkamız var bak. Başka arkası. Geri mi yapıştıracaklar kapıyı? Fakir TV. <laughs> Fakir TV direkt şey After Effects'le. Kağıttan kapı böyle. Baltayı bir saplıyorsun içinden geçiyor falan böyle. Kağıt tamam böyle sadece bir kağıt üstüne kapı diye yazıyor. Harbi ne var ya Jack Nicholson'ın? Tamam. Shining. Işte. Shining dediler işte. Evet. Shining. Batman. Bak bir. hala bakıyor ya. Bakalım artık abi. Tamam ya. hadi bakalım. Bat... One, one ha, Flew Go. Google Kuşu. Google 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 kuşu. Bak bunu Batman. da seyretmeyip işte. bak. Bak. Seyirciler de bak kesin. Shining'i seyretmedin. Google Kuşu seyretmedin. Batman. As Good As It Gets. Benden bu kadar. Tamam. Bunu seyretmedim. Batman. Chinatown. Batman'i seyrettik. Easy Rider seyretmedik. Departed seyretmedik. Departed A Few Good Men seyretmedik. Departed çok güzeldi ya. Adam Nasıl? çıkıyor Nasıl? Departed böyle. abi diyorsun. Adam kendisi mi çıkıyor? Aynen. About Schmidt Bucket List, Terms of Endearment. Bucket List'i de seyrettim. The Witches of Eastwick, Something's Gonna you. Give. Hiç Anger Management, bak ben demiştim. Mars Attacks'te var tabii Mars Attacks'te çünkü herkes var. The Pledge, Carnal Knowledge, Prizes, Honor. The Postmanal, postage copy iki How kere çalar. How do you çalar. know? The Two Jakes, Ironweed. Bunu, bunu hiç bilmediğim ha. Şey Wolf, Hoffa, Reds çok sapıkladık yani. Hmm. Hmm. çok stalkladık. Hmm. Geçmişimizde çıkacak şimdi. Allah kahretsin Efe Aydal. Jack Nicholson'ın bu klasik filmlerini bile bilmiyorsun. Birçoğunuz da bilmiyordu ama yani. Aynen. Shining'i mesela. Şöyle isim olarak biliyorsun eyvallah. Ama oturup seyretti mi? Kaç tanesini oturup seyretti? Yazık. Koskoca mesela Jack Nicholson. kuşunun İngilizcesini tam söyleyeyim. Yolda simitçi de görsen ne yapacaksın? One flew over kokuz nesti. <laughs> <laughs> ben Birdman diyeceğim yolda. Guguk <laughs> 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 kuşu ya o bakımdan değil mi? Birdman. <laughs> İngilizcesinde sorunum var hani. ben de şey sandım hani Google kuşun İngilizcesini sordu ya. Bird, Yine o kurtardı böyle... paçayı. Ya. Çıktı <laughs> yani simitçi de görsen şimdi abi Jack, Jack abi sen misin dedi. Adam sana sorsa tamam ben ünlüyüm hadi ne filmde oynadım. Hangi filmlerinle büyüdüm diyecek. Bana diyorlar ya Aa, abi sen hoca değil misin mu? adım ne o zaman. Adım birçok kişi bilmiyor yani. Öyle demiyorum tabi de şey diyorum ama nasıl diyorum mesela hani adım biliyor musun diyorum hani face'den ekli misin anlamında. Öyle sorgular gibi söylemiyorum yani. Yok adım adım bilmiyor çok kişi. Face'ten eklemesi hoca. diye sorduğunda ne diyor? İşte bilmiyormuş adımı. İşte söyle abi adını şimdi istersen. Adımı ekle falan adını bilmiyorum. Abi diyor. adını söyle bence. Şu an söyle bence adını. Adım İrfan Hoca. Oha. Ben Efe'yi sanıyordum. Ben de. İnanmıyorsan. İnanmıyorsan. Neyse sen konu mu bulacaktın? Konu al. Abi konu bitti. 7 dakikamız kaldı. Olsun ya. Sen söyle. Neydi dakikası? Tam Jack Nicholson. <laughs> Konu kalmadı bunu da siliyor. Az önce sen ha. buldun ya bir tane. Tamam. Peygamberlerin Mezopotamya'da olması. Evet. İşte lise lisenin o eşsiz lise üslubuyla. Selam, ben Efe Aydal. Dostlar bugün al. Dostlar, Peygamberler Mezopotamya'dan çıktım desem. Bir dakika. Neredeydi lan o? Şurada Peygamberler Bak bu gerçekten çok ilginç bir şey biliyor musun? Oha diyeceksin. Ben ta tahmin et kimden duydum bunu? Tabii Davut. ki da tabii ki Davut Misele abi. Da, tabii ki Davut abiden. Onun videolarını gene dinlerken. Çünkü bazı şeyleri gerçekten atlıyoruz. Bunu atlamışız bak. Birçok kişi dinleyen de oha harbi diyecek. Peygamber olayı, bir sürü burada inanış gördük ya. Bir sürü inanış var. Bir sürü din var. İşte Mısır'da şeyler var. İşte ata tanrı olayı var. İşte bu e, kral kendisi tanrı veya işte imparator kendisi tanrı olayı var. Firavun kendisi tanrı olayı var veya bu firavunun veya işte bu kralın atası tanrıydı olayı var. Tam bunlar çok var. Ama peygamber olayı sadece pe e Mezopotamya'ya özgü. Mezopotamya yazmışım değil mi? Hı hı. Parantez içinde. Ve Yahudilerden çıkma bir olay. Diğer saydığımız tonla din saydık ya. Onlarda peygamber olayı yok. Peygamber yani işte bir tanrı var. Tanrı birisine vahiy indiriyor. Veya işte tanrı birisiyle iletişime geçiyor. Peygamber budur yani. Sıradan bir insan düşün. Tanrı seninle konuşuyor. Sana diyor ki şöyle emirlerim var. Bu emirleri de insanlara yay. Bu peygamber olayı Sadece o bölgede Yani Yahudilere özgü Ve büyük ihtimalle de sadece sanırım semavi dinlerde var Ya sadece onlarda var Ya da onların aldığı dinlerde Onlarda bile yok büyük ihtimalle yani Yahudilerden çıkmaymış yani Çok ilginç Şimdiye kadar hiç düşünmemiştim O kadar dine baktım O kadar işte World Religions Dünya dinleri kitaplarına baktım Hiç aklıma gelmemişti yani O kadar yani. Quiz App'ta oynadık. oynadık Hiç aklıma gelmemişti Yani peygamber olayının sadece bu adamla Ha neden diyorum biliyor musun? Şey muhabbeti var ya her kavme bir uyarıcı gelmiştir. Hı hı. Palavra yani. Doğru değil. Çünkü hani şey diyorlardı ya. işte Japonya'da bilmem ne bilmem ne e, dininin tanrısına aslında o peygamber o. Biliyor musun onu? Hani mesela Japonya'ya ne peygamber gelmişti diye sorduğun zaman. Orada diyor ki bilmem ne dini var diyor. Orada işte çok böyle hatırı sayılır bir kişi var diyor. O aslında peygamber oydu diyor. Ondan sonra Avustralyalı aborjinleri soruyorsun. Bilmem kimdir diyor. Hı? Davut falan mı diyor. Davut peygamber diyor. Yani, Davut Zinjin falan <laughs> Aslında peygamber diye bir şey bile yok yani onlarda. O kadar garip bir şey yani. Hani 140 bin peygamber mi 124 bin peygamber mi diyorlar ya. Neydi o, o kimin öldürdüğü? Balder. 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 Balder mesela kimi peygamber olarak gönder Tanrı değil mi? Abi? Tanrı i̇şte değil mi? işte. Kimi peygamber göndermiş. Gerek yok onların da herhalde. Öksöltü'nü göndermiş herhalde. <laughs> Koalayı. Öksöltü'nü şey yapmış. sivri sivritmiş Sivriltmiş şeye bir tane arkadaşına. Bak hala saat 10 değil. Bir konu daha konuşalım mı? Yok hayır. Konuşalım tamam. Evden mi bekliyorlar seni ne? Hayır yoruldum. Dur ya bir konu daha. Bir konu Ölmeyiz daha bak abi. son son son. Young Messiah. Ya Young Messiah. Nasıl bu da, ne abi? Bu da liseliğe özendi. Messiah. tamam 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 sonra sistem, silersin. Sistem silmedi. Young Messiah diye bir olay. Ee, abi bu da aylar geçti ya bunun üstünden. Bunda da sonu kalmamış ki. Sonlardan sorun bunlar. Sonlardan gidin artık. Sonlara bakın yani yani. E başları otomatik niye yani? <laughs> şey program? Sistem abi işte hatalı sistem, sistem hatalı biraz. Değil mi? Hayır onları Güzel, ben yazmışım. Konuşuruz. Mete değinmemiş ona. Hep Mete'nin suçu arkadaşlar. Aynen. Young evet. Messiah diye bir film geliyor şimdi tamam mı? Bu İsa'nın gelmiştir belki de. aynen şimdi gelmiştir, gitmiştir bile. İsa'nın çocukluğunu anlatıyor. Çok aslında bakacağın zaman çok komik. Adı neydi abi? Genç Young, mesih. Young mesaya, genç mesih Heh, diye geçiyor. Işte. Olay çok komik şu bakımdan dolayı. İşte kendisine çok zor bir görev verildi. İnsanları buna nasıl inandıracağız falan diyor. Düşünüyor böyle nasıl yapacağız falan diye. Ondan sonra işte gücünü kalbimde bulması. Ulan iyi de hepsi güzel de nasıl bir zorlu görev olabilir ki senin arkana tanrı var yani. Senin arkandaki tanrı gerçek tanrıysa nasıl bir zorlu görev olabilir ki yani? Tanrıya dersin, yardımcı ol. Bana herkes zaten suyun üstüne falan yürüyor ya işte insanları göstermek için. Ben daha güzel aslında bir mucize yaparım su üstüne yürümek yerine direkt böyle inanın derdim herkesi inandırtırdım işte ama şeye etki değil, şey değil mi? şey olur abi o zaman Free herkes will. inanır değil mi İnanmaması lazım insan? Free yani will denilen inanmaz, bir olay var ya inanmaz, özgür, irade. Yani. özgür irade özgür irade diyorlar ya özgür irade ama nasıl özgür iradeyse abi yani ortada herhangi bir kanıt yok birisi diyor ki ben diyor görüştüm Tanrı bu diyor Ahmet isimli Tanrı gerçek Tanrı diyor e kanıt e kanıt yok çünkü zaten önemli olan sizin kanıtsız inanmanız buna. Kanıtsız inanmak iyi bir şeydir. Kanıt olsa herkes inanır. Veya görseniz herkes inanır. E, eyvallah özgür iradeniz var falan diyor. Eyvallah. Özgür iradeniz var. Peki kabul etmezsek, inanmıyoruz dersek birçok kişi bak bu, din, din, konusunda bunu bilmiyor işte. Yani o senin cehennemde yanman. Aslında böyle kötülük yapıyorsun tecavüz ediyorsun falan diyor. Hayır. Ben bu hikayeye inanmıyorum demek. Bu geri dönüş olmayan bir cehennemdir sana. İnanmayan açsın baksın istediği kitaba. Tamam. Bu tehdit olduğu zaman nasıl bir özgür irade oluyor abi bu? Yani bu şey gibi ben sana silah çekiyorum. Diyorum ki bana paraları ver. Bu sana bu özgür irade mi oluyor? Sen, vermiyorum demeyi seçebilecek misin? Veya öyle bir seçeneğin var mı yani? Var da öleceğim. Işte. Var da ölüyorsun. Bu özgür irade oluyor mu yani? Hayır şöyle bir şey yapalım. Özgür irade ise tamam mı? Ve gerçekten şeydir ya kayıtsız şartsız inançtır ya tamam mı? Kayıtsız şartsız inanç ondan sonra karşılıksız veya karışsız şartsız ibadet tamam. Cennet ve cehennemi kaldıralım. Liseli mesela. Liseli'ye diyelim. Liseli şu anda ibadetlerini çünkü bak şöyle bir tanrı var tamam mı? Bu tanrı seni yarattı. Mesela hı hı. A tanrısı seni aynen. yarattı. yaratmanı karşı bak bu kadar yarattı seni yani bak. Bu tanrı yaratmasa sen var olmayacaktın. Bunun karşılığında da her gün ona ibadet etmeni istiyor. Her tamam gün yani. ders çalışmak gibi. Günde beş vakit namaz kılacaksın işte zekat. Arada kurban oruç, hacca gideceksin ama sınava girmeyeceğim. Ama aynen. Direkt Cennet yok de, cehennem Hayır ikisi de yok. Cennet de yok cehennem de yok. Öldüğün zaman öleceksin. Kaç kişi ibadet etmeye devam eder? Ben ça ders çalışmam yani. Evet. İbadet etmem. Ama minnet duygusu. Minnet, minnet duygusu var Onu nasıl hissedeceğim ki? Yani arkadaşlar yani biraz şeyin dışına çıkıyor işte. Özgür iradenin dışına çıkıyor. Amma konuştuk bugün ha. Bence 3 saat <laughs> oldu ya. 3 saat olamadı maalesef ya. Ama, Ama sistemden baksak. Bayağı yorulduk yani. Evet her neyse onu geçti mi? 22.02 şu an abi. 22 02. tamam. Yani onu geçmedi. 22'yi geçti. Dövelim mi ne yapalım? Ya bence... Dövelim mi sabah mı bırakalım? Bence kapatalım atalım. Tamam. Eve kapatalım değil mi? <laughs> Allah kahreder zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya da siz günün ben konuşayım. Devam edelim. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Büyük ihtimalle zaten minimum bir buçuktu. Bir buçuk çoktan geçtik de. 2'yi de geçmişizdir büyük ihtimalle. Me e, liseli öldü burada. Bugün işe bir daha gelmeyecek. <laughs> bir daha Allah kahretsin. <laughs> Adresimiz youtube.com bölü Twitter.com bölü konmek. bölü konmek. .com Destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com bölü Efe Aydal. Sayenizde yeni kamera aldık. Onun için taksitleri geliyor. O ka yeni kameranın da denemelerini yaptık. Yakında e, bu hafta içinde yeni kamerayla deneme olsun diye çekilmiş bir video. Ama ondan da sonra çok farklı settinglerde, çok farklı e, ayarlarda çekimler yapıp farklı e, mekanları çektik. Farklı ışıklarda gündüz, gece, farklı mekanlarda falan çekim yaptık. Onları da işte deneme çekimleri olarak onları da yükleyeceğiz. Bakalım seçerseniz şu daha güzel olmuş falan diye. O yüzden hepinize teşekkür ediyoruz. <laughs> ne hissediyorsun? Çok Resi. iyiyim. Çok iyiyim. Ya normalim yani. <laughs> Çok iyiyim yani normalim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Neye emanet olsunlar? Şey neydi o? Öksüt ona. Aynen. Öksük otuna mı? Aynen. Ama şu ucu sivrilmiş olan. Şu öksü bu bu makarna emanet olmasınlar mı? Yok öksüt. Onu unuttuk. Makarna emanet olsun. Şimdi merak etme. Şeyden sonra yiyeceğiz makarnayı. Yiyeceğiz mi? Yok abi ben hani kaçayım. İşim var. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Abi nasıl makarna? Abi, abi, abi yiyeceğiz, değil değil yiyeceğiz. Yiyeceğiz, yiyeceğiz. <laughs> <laughs> hangi, hangi insan yapabilir bunu ya? Bunun için dildo <laughs> yapmıyorlar mı zaten insanlar? Gitsin kullansınlar diye Fare Yemek dildosu Yemek yemeğime bari kulaş. Fare dildosu bu abi <laughs> Yemeğime karışma <laughs> Allah <Aynen. gülüyor> Yemeğimden uzak dur Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdi bunları toplayalım diyecektim ama toplamayalım çünkü ben şey yapacağım. Önce podcast'i yapacağım. Podcast ha. yaptıktan sonra podcast dinleyer, podcast dinleyerek evi toplama keyfi yapacağım böyle. Podcast dinlerken evi toplama keyfi yapacağım abi. <laughs> Bak bakıyor. Makarnayı, makarnayı söylüyor.